İyi akşamlar sevgili seyirciler. Sivil Düşünce başlıyor. Benim açımdan 2 haftalık, Sivil Düşünce'nin diğer ekibi açısından 1 haftalık aradan sonra yeniden karşınızdayız. Ve iyi akşamlar diliyoruz tekrar. Değerli seyirciler, çözüm süreci tartışılıyor. Çözüm sürecinde herkesin hassas olması gerektiğine dair dikkatler çekiliyor. Karşılıklı eleştiriler söz konusu. Biz ortadan neler söyleyebiliriz? Bu akşam bu konuyla başlamak istiyoruz. Daha doğrusu medya ve siyaset çözüm sürecinde nasıl bir hassasiyet taşımalı, nereye kadar hassas olmalı? Bu konuyla başlayalım. Bundan sonra çözüm sürecine dair diğer gelişmeleri de ele almaya çalışacağız. Hocam sizle başlayalım isterseniz. Karşılıklı eleştiriler, işte medya eleştirileri, medyanın sürece dair eleştirileri, medyanın hükümete dair, işte PKK'ya, BDP'ye dair ve muhalefet partilerine dair eleştirileri izleniyor, yaşanıyor. Burada tabii gerçekten hassas olunması gereken bir durum söz konusu. Ama öbür taraftan halkın bilgilendirilmesi ve haberdar edilmesi de gerekiyor. Bu şeffaflık nereye kadar olabilir? Bilgilendirme nereye kadar olmalı? Yani hassasiyetin derecesini nasıl ayarlayacağız? Bu konuda nelere dikkat etmemiz gerekiyor sizce? Şimdi bu hassasiyet çok ikircikli bir kelime. Evet. Şimdi bir takım temel ölçütlerde kararlı olmalıyız. Bir, biz bu kanlı sürecin sona ermesini istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstiyorsak, yani istiyoruz dediğimiz anda bizim hassasiyetimiz bu doğrultuda nelerin en etkili, en kısa zamanda ve en kapsamlı biçimde yapılması doğrultusunda olması lazım. İstemiyorsak? İstemiyorsak da o doğrultuda olur. Ama burada açık olalım. Amasız konuşalım. Tamam mı? Bu bir. İkincisi, tamam çözüm istiyoruz diyenler için. Neyi çözeceğimiz konusunda bir netlik olsun. Neyi çözeceğiz? Şimdiye kadar bize hükümetin söylediği PKK silah bırakacak ve bundan sonra çatışma ortamı sona erecek. Ondan sonrası yok. Ama bunun bir karşılığı olduğunu öteki taraf biliyor. Zaten bir karşılığı olmazsa niye bırakıp gitsin? Nitekim işte İmralı tutanakları dediğimiz şeyde görüşmelerin notlarından ortaya çıkan şu. Hani hükümet eğer sözünde durmazsa, biz buradan silahlı unsurlarımızı çekersek elimiz boşta kalır mı sorusuna Öcalan'ın verdiği yanıt. İşte 40 bin orada adamımız var, 50 bin burada, 10 bin burada adamımız var. Türkiye dışından söylüyor, ediyorum. Topluyorsun 100 bin ediyor. Ve ondan sonra başka bir yerde diyor ki 50 bin kişiyle bu savaşı tekrar başlatırız diyor. Şimdi çok belli ki bu çekilmenin bir karşılığı var. Şimdi bu karşılığın net olmasında fayda var. Fakat hükümet daha toplum hazırlanmadan buna, bunu açıklamak istemiyor daha başından. Hani kaynakta tefkif diye bir tabir vardır. Süreç daha başında duygusal engellere, sizin sözünü ettiğiniz hassasiyetlere takılmasın diye. Ama çözüm istiyorsak bu hassas bireysel hassasiyetleri, kültürel, ideolojik hassasiyet dediğimiz neyse o, ondan birazcık fire vermemiz lazım. Neticede bir düşünün, Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda. İkinci Dünya Savaşı'ndaki ölü sayısı neredeyse 40 milyonu buldu biliyorsunuz. Birbirinin boğazını kesen ülkeler bir 10 yıl sonra barış yaptılar. İşte ondan da 30 yıl sonra Avrupa Birliği'ni kurdular. Yani sürekli olarak işte kan yerde kalmayacak, intikamımızı alacağız türünden bir türlü yası sonlandıramayan, Bu çok önemli bir şey psikolojik olarak. Yasını sonlandıramayan, sürekli geçmişe ağıt yakan bir toplum, geçmişi hiç unutmadan onun tekrarlanmasını engelleyecek şartları yaratması lazım. Aksi halde sürekli kaybeden oluruz. Üstelik de Türkiye kaybeder. Yani buradaki tarafların ikisinin de Türkiye'li olduğunu düşünmemiz lazım bizim. Burada işte püf noktası şu. Bu süreçte izlenilen yol veya varılan mutabakat nereye kadar kamuoyuyla paylaşılmalı, nereye kadar paylaşılmamalı, nereye kadar gizli kalmalı, nereye kadar şeffaflık olmalı? Şimdi bu çok güzel bir soru. Hani ilk başta
bir anlaşma zemininin oluşturulması, yani anlaşmak üzerine anlaşmak konusunda kimseyle bir şey paylaşmak gerekmeyebilir. Yani taraflar çok dar bir çerçevede bunu yapabilirler. Ama ondan sonra bu toplumun bütününü içeriyor. Üstelik bu sadece silah bırakmak, çatışmasızlık değil. Bir daha çatışma olmasın, yurttaşlar arasındaki eşitsizlik, siyasette tıkanma, devletin topluma egemen değil, hadim olması, hademe olması, yani hizmet eder hale gelmesi için çok önemli, çok gecikmiş reformların yapılması lazım. Bu toplumun bütününü, geleceğini ilgilendiriyor. Bu toplum derken herkesle, yani Türk'ü, Kürt'ü ve diğerleriyle. Ülkede yaşayan herkesle. Evet. O yüzden bir aşamadan sonra sadece bilmek değil, siyasi partileriyle, sivil toplum örgütleriyle, işte neyse, bütün teşkilatlarıyla Türkiye'nin buna katılması lazım. Katılması için de belli ölçüde paylaşılması lazım. Aynen. Süreçte. Evet. Ha, bu aşamalı olabilir. Yani bir dönem kapatılır. Hani Avrupa Birliği ile fasıllarımız var ya, hani evet, evet. Biri tamamlanır, öteki açılır. Ama yani bir aşamadan sonra öteki aşamalar nereye varacağını, çünkü ülkenin geleceği bu, bizim hayatımız, bizim ülkemiz, bizim devletimizin dönüştürülmesi söz konusu burada. İşin acı tarafı şu. Bir sürü kişinin hassasiyet diye ileri sürdüğü şu. Ya biz Türkiye'nin cumhuriyetten sonraki en büyük devrimini gerçekleştirmeyi bir terörist örgütle mi müzakere edeceğiz? Bu itiraz haklıdır. Ama kardeşim, bir terörist örgütle bunu müzakere etmeye gerek var mıydı? Bunu toplum adına siyasetin yapması lazımdı. Siyaset de toplumda siyasetçilerin ümüğüne basıp bunu yaptırması lazımdı. Yapmadı. Yani müteselsil olarak burada büyük bir ihmal var. Evet, peki. Celal Bey'le devam edelim. Bu hassasiyet konusu altı çizilmesi gereken bir konu. Doğu Hoca'nın da dediği gibi. Şeffaflıkla gizlilik. Ya belli şeylerin gizli yürümesi gerekiyor. Çünkü her şey ulu orta konuşulamaz. Ama toplumun bilinçlenmesi ve bu süreci kabullenmesi için de bir şeffaflık gerekiyor. Nasıl ayarlayacağız? Bunu kim ayarlayacak? Neyin toplumla paylaşılması gerektiğine, neyin gizli kalması gerektiğine kim karar verecek? Çünkü şu anda MİT'le PKK ve onların paydaşları arasında süren görüşmeler var. Burada bunu kim ayarlayacak, nasıl ayarlayacak sizce? Bir kere barışı millet yapar, halk yapar. Dolayısıyla halkın bilgi sahibi olması lazım. Ama bu bilgi sahibi olması demek teknik süreci hakim olması anlamına gelmiyor. Teknik süreç ayrı, barışın hedeflendiği, barışı sağlamaya yönelik politika başka. Politikayı bilecek, biz barış yapmak istiyoruz, bir arada yaşamak istiyoruz, yeniden Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Bu herkesin bileceği ve milletin esas itibariyle bileceği ve zaten destek olduğu bir süreç. Ama işin trafiği, teknik kısmının nasıl olduğunun bu aşamada, hele hele silahların bırakılması, ilk aşama olacak olan silahların bırakılması ve Türkiye'de militanların dışarıya çıkması sürecinin şeffaf olmasını, açıklanmasının hiçbir gereği yok. Tam tersi o süreci bozar. Hatta temasların bile çok fazla gündeme gelmemesi gerekiyor. İşte biz görüştük, şunlar olacak, bunlar olacak. Hayır, sizi hiçbir şey söylemenize gerek yok. Zaten görüştüyseniz o gereğini yapın. Mektubu alın, götürün muhatabına, cevabını alın, götürün ve kendi kitlenize bu durumu anlatın kapalı toplantılar altında. Ama seçmeninize dönün ve kitlenize dönün, deyin ki biz barış hedefliyoruz, bunun için de silah bırakacağız. Sizin de desteğinizi istiyoruz, sizin de bu iş sürecin sürükleyicisi olmanızı istiyoruz diye ona söyleyebilirim. Ben şununla görüştüm. O benimle görüşürken şu açıklamayı yaptı. Yok şöyle oldu, böyle oldu. Şu pazarlık yapıldıydı. Şunu aldık, bunu verdik gibi. İşte şu fotoğraf çekildi, yayınlandı. Yok mutabakat zaptı şuydu. Yok o bana şöyle demişti. İşte bir de imzalı şey vermişti. Fotoğrafın arkasında imzalamıştı gibi. Kendi PR'ına bir anlamda yapmaya yönelik davranışların hiçbir anlamı yok. Gereği de yok. Bunları da ilgilendirmiyor zaten. Vatandaşın bunlarla bir derdi yok. Siz burada bir problem var, çözeceğim diyorsunuz, ben ona bakıyorum. Ben çözülmesini istiyorum, barış gelsin istiyorum, silah bitsin istiyorum. Bunu siz çözün.
Ha bunu teknik olarak şuradan götürürsünüz, silahı buraya gömersiniz, silahı A kişisi alır, B ülkesine gidilir. Bunları siz kendi başınıza halledin. Bunlarla benimle çok fazla ilgisi yok. Vatandaşla ilgisi olan şeyler değil. İhtiyaç duyulduğu zaman vatandaşın desteğine, o zaman dönersin. Ey vatandaş, ey millet, biz şurada tıkandık, baskını koy, inisiyatif al deyip onu anlatabilirsin. Eğer var ise süreci kafalarda bertaraf edebilecek, işte birilerinin kazımaya çalıştığı, işte Türk hassasiyeti, Kürt karamsarlığı gibi meselelerin bertaraf edilmesi için de sen genel konuşmalarını yapabilirsin. Bunun ülkenin geleceği açısından ne kadar yararlı olduğu gibi şeyler anlatabilirsin. Yani özel, teknik şeylerin hiçbir şekilde anlatılmaması yararlı olur diye düşünüyorum. Ceren, hani bu sıkıştığı zaman toplumdan destek çağrısı, evet, şeyi var ya. Şimdi Başbakan bunu kadınlara yaptı değil mi? Kadınlar Günü vesilesiyle. Evet. Şimdi kadın sorusuna bağladığımızda bunu tartışacağız muhakkak. Fakat bu Türkiye'deki, Türkiye'nin en büyük sorununu çözmeye çağrılan kadın, kendisine yönelik şiddet konusunda çaresiz durumda. Biz ne yapıyoruz o konuda? Bir de öyle bakalım. Yani kadını çağırıyoruz şeye, yardıma. Kadına ne kadar müzahir oluyoruz, yardımcı oluyoruz? O şiddeti biz uyguluyoruz erkekler yani, olarak. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Bu hassasiyetler konusunda siz ne diyorsunuz? Tamam. Evet. Bu tutanakların yayınlanması bize negatif bir olaydı ama bazı hayırlara vesile olan sonuçlar meydana getirdi. Ya herkes tutanak dediği için biz de ister istemez tabii tutanak tabii ifadesini not söylüyoruz ama bu bir tutanak görüşmen değil. Bu aslında ben de onu söylemek için zaten buna. PKK'larla, PKK'nın başıyla BDP'lerin kendi arasında konuşmalarını sonradan yaptıkları notlar, aldıkları notlar. Ya tutanak falan değil yani. Neden tutanak olamayacağından başlayalım o zaman. Şundan başlayalım. Tutanak resmi bir şeydir. Tabii elbette. Yani öyle dendiği için görüşme notları. Şimdi burada bu bir tespittir diyor yayını yapan gazeteciler, Milliyet gazetesi. Bu bir tespit yani. Bunlar söylenmiştir. Biz bunu aldık. Çağımıza tanıklık yaptık, koyduk. Şimdi madem böyle diyor, biz de bu yayının yapılma amacıyla ilgili bir tespit yapmamız bizim de hakkımız. Biz de onu yapalım. Şimdi siz bu şekilde tam bir metin vermiyorsunuz. Yani karşılıklı diyaloglar olan bütün konuşmanın metnini veriyor musunuz? Vermiyorsunuz. Dolayısıyla bu bazı veya birçok bölümünde yayınlanmadığı anlamına gelir. Bu yayınlanmayan bölümlerde Öcalan'ın süreçle ilgili olumlu birçok sözü heba olmuş mu? Verilmemiş mi? Verilmemiş. O zaman sizin bu tercihiniz, yani Milliyet Gazetesi'nin bu tercihi, bu sürecin sabote edilmesi sonucuna varabilecek bir yayın ortaya çıkarmış. Bizim bunu, bu bizim de bu tespiti yapmamız gerekiyor. Burada gazetecilik kisvesi altında bu yapılmış. Gazetecilik derdi olanların birçok konuda büyük ifşaatlar yapıldığı zaman son 6-7 yılda onlara sessiz kaldığını da hatırlıyoruz. Bu ayrı bir konu. Oraya girmeyeceğim. Şu tarafına bakacağım. Şimdi siz burada bu süreci sabote etmekle ilgili bölümleri öne çıkardığınız için Milliyet olarak bu tercihi yapıyorsunuz. Biz de bu tespiti yapıyoruz. Üstelik Derya Sazak olarak siz Paris'teki olaydan sonra yazı yazmışsınız. Süreç sabote ediliyor, dikkat edin, biz barıştan yanayız diye. Şimdi aynı saboteyi siz yapıyorsunuz. Bu da bir tespittir. Yani bunu gazetecilik amacıyla yaptım, ne var ne yani, görmeyecek miyim dediğiniz zaman biz ona görme demiyoruz. Biz o görme noktasında bir yayın yapıldığı için onun sonucuyla ilgili bir tespit yapıyoruz. O tespit de şudur. Siz bu süreci sabote ediyorsunuz. Bu şunun gibi bir şeydir. Burada sadece Milliyet değil, bir yaşlı kurtlar medyası var. İçinde farklı görüşlerden, farklı kesimlerden gazeteciler ve gazete yazarları ya da yöneticiler var. Bunların bu olayla ya da başka benzer olaylarla şu çözüm süreci hızlandığı zaman foyaları ortaya çıktı bence. Neden çıktı? Şundan dolayı çıktı. Şimdi barış elde, şöyle söyleyeyim, Kürt sorunu elden gidiyor diye diyebileceğimiz bir cümleyle bunu izah edeyim. Bazıları bu ilk defa bu çözüm sürecinin bu noktaya geldiğini gördü. Bazı arka planda sufle eden odaklar ve onların basında çok geniş bir şekilde etkileri ve nüfuz alanları var. İşte onun için yaşlı kurtlar medyası diyorum. Onlar ne yaptı? Bu süreci sabote edebilmek için sürekli olarak bazı olmayan hadiseleri ve var olan hadiseleri de farklı yansıtarak bu süreci sabote etmeye kalktılar. Üstelik yıllardır barış güvercini takılan bazı önde gelen isimlerin burada bir paniğe kapıldıklarını görüyoruz. Bu süreç, çözüm süreci hızlanacak diye. Bu çok bariz.
Bazıları ise yine çözüm sürecinin yanında gibi görünen bazıları ise hemen MİT filanla kırtısı yaptılar. Yani bu olayın sızdırılmasında MİT'in içerisindeki derin unsurlar PKK filan dediler. Değil mi? Ama ne oldu? Sonra ortaya çıktı ki BDP'den sızdığını kendi gazetelerinde yazmak durumunda kaldılar. Demek ki orada bir MİT'e de iftira atanlar var. Ayrıca AKP'nin içerisine göndermede bulunanlar var. Onlar da kendi foyalarını ortaya çıkarmışlardır. Yani sadece bir kesim değil. Birçok bu sorun çözülecek diye paniğe kapılanları görüyoruz. İşte o Türk sorunundan bahsedenler de o kapsama içerisinde. Bu ortaya çıktı. Buna yaradı bu. Yani burada bir bu sabote etmeye yönelik medya üzerinden bir eylem var. Ama bu eylem bize aynı zamanda iki şeyi gösterdi. Kimler aslında çözüm istemiyor? Kimler bundan sonra da engelleme ve parazit yapacaklar, bunu gösterdi. İkincisi, bu hakikaten ilk defa bu noktaya gelmiş bir çözüm süreci sanıldığından daha kavi sarsıldı ama yıkılmadı. Böyle bir atasözü var. Yani sizin o darbeniz yıkamıyorsa güçlendirir süreci. Sizi ya da süreci güçlendirir. Bu öyle oldu. Yani bu süreç, bu yayınlara, bu görüşme notlarının yayınlanmasıyla ilgili olarak bir gürültü koptu ama bu süreci engelleyemedi. Bir tür bağışıklık. Bağışıklık kazandı. Evet. Bu çok önemli. Bakın bu, hani Türkiye için bir tabirimiz var son 6-7 yılda, su içse yarıyor diye. Hı-hı. Ne kadar engellemeye çalışsalar bir bumerang etkisi meydana getiriyor. Tersine olumlu gelişmeler oluyor. Bu süreç böyle bir bağışıklık kazanmış durumda. Umarız bundan sonra da devam eder ama ne kadar kırılgan olması istendiğini ve ne kadar vurulmak için çaba sarf edileceğini, artı şimdiki konumuz medya üzerinden vurulmaya gayret sarf edileceğini görmek gerekiyor. Evet. Daha önce çuvallarla resmi belge bazı gazetelerde yayınlandığında bunların belge olmadığına dair aylarca, yıllarca yayın yapanlar buna belge bir görüşme notuna belge muamelesi yaptılar. Yani yayınlayıp yayınlamamaları ayrı bir gazetecilik konusu da, ama kendilerini rahatsız eden bir resmi belge yayınlandı. Biri bırakın işte binlerce çuvallar dolusu belgeler ortaya çıktığında buna itibar etmeyenlerin birilerinin tuttuğu notlara resmi statü kazandırmaya çalışan yaklaşım içerisinde olmaları da ayrıca bir çelişki bir şey ve kendileri açısından ilginç. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Mesela Kandil'le ilgili Kandil pozitif bir şekilde bilgi yayınlar yapıldı. Bu Kandil'le gitti BDP'ye de, orada pozitif bir tablo ortaya çıktı değil mi? Şimdi medyada bu Kandil aslında hiçbir şekilde bu şeyi istemiyor diye, yani bu çözüm sürecinde Öcalan'la birlikte hareket etmeyecek, çözüm sürecinde ters pozisyonda istemiyor. Yayınları ne oldu? Ha, o yayınlar demek ki bir bilgiye dayanmıyormuş, bunu gördük. Şimdi o zaman bu medyanın bir temenni, bu yayınları, belki tabii, bir temenni evet, olarak düşünüyoruz. Medyanın o zaman bu yayınlarını sorgulayacak hale geliyoruz. Niyet olarak o zaman bir problem ortaya çıktı, anlaşılıyor. Evet. Şimdi gazetecilik faaliyeti olarak, tekil olarak gider bir muhabir, yazar, gazeteci bir olayı bulur. Bu çok ters gelebilir gidişata, hükümete, Türkiye'nin ihtiyaçlarına. Tekil ise gene anlaşılabilir bir şeydir. Bir gazetecilik faaliyetidir. Ama burada tekil bir şey yok. Bir örgütlü gayret var, bir çaba var. Süreci engellemeye yönelik birileri bir metin hazırlıyor. O metin de o mutabakatlı görüşülenler değil, içerisine başka şeyler monte edildiği ve orada konuşulan bazı şeylerin de çıkarıldığı bir metin veriliyor, gönderiliyor ve bunu gazete bir başka kaynaktan alarak yayınlıyor. Bunun habercilikle, gazetecilikle ilgisi yok. Bu bir süreci, bir faaliyeti durdurmak, pozisyon almak için gazeteciliği de kullanarak başkalarıyla işbirliği yapmak, birlikte hareket etmenin bir ürünü, bir faaliyet demektir. Dolayısıyla biz burada bir gazetecilikte şey değiliz, bir pozisyon almakla, bir tutum almakla, bir karşı çıkmakla karşı karşıyayız. Ve bunun içerisinde sadece gazeteciler yok, başkaları da var. Süreci engellemeye çalışan insanlar da var. Sadece gazetecilik olmuş olsa eyvallah, orada bir şey yok. Yani cevabı verilir, süreç devam eder gider. Bu yıkmaya yönelik bir şey olduğu için ondan daha tehlikeli. Şimdi bu son cümleden başlayayım ben. Veya sıra bana geldi. Bir de bu size şunu sormak istiyorum özellikle. Bu süreçte BDP ve PKK'nın nelere dikkat etmesi gerekiyor? Hangi konularda daha dikkatli olması gerekiyor? Nasıl davranması gerekiyor? Tamam. Şimdi en önce Celal'in son cümlesinden başlayayım. Hani bu sürece karşı çıkmak. Peki çıkıldı ne olacak? Kaos demek. Anlatabiliyor muyum? Yani kimsenin kazanacağı bir şey yok burada. Bak iki tarafın sözcüleri de açıklayıp duruyorlar.
Burası bir kazan kazan sonucu amaçlanıyor burada. Çünkü sonunda şu gün çatışan taraflar Türkiye'di ya. Bu, yani Türkiye'nin çocukları bunlar. Hocam ya. Kazan kazanın da ötesinde yani bir zafer kazan, iki tarafında ben zafer kazandığını zannetmiyorum. Tamam. Burada aslında zararın neresinden dönersen kârdır. Çok İki güzel. Taraf açısından da öyle. Yani ölmekle öldürmekle kim ne kazandı? Çok PKK ne kazandı? Devlet ne kazandı? Şimdi bundan vazgeçerek aslında zarardan dönmüş oluyoruz iki tarafta. Çok doğru. Şimdi bakın terörizm öyle büyük değişiklikler gerçekleştirmez. Yani terörizmin siyasal amaçları vardır ama bu siyasal amaçları bil fiil o eylemler gerçekleştirmez. Terörizm çok kanlı bir duyuru sürecidir. Ya burada bir sorun var, burada çözülmeyen bir uzlaşmazlık var, burada artık giderilmesi gereken ve kangrenleşmeye yüz tutmuş olan bir durum var. Dikkat çekmek için. Aynen öyle. Bu tabii en dramatik, kanlı, patlamalı, tahripkar bir süreçtir bu. Şimdi bu amacı gerçekleşti terörizmi. Yani mesaj alındı. Bundan sonrası siyaset, siyaset de zaten pazarlık ve uzlaşma demek. Pazarlık demek nerede buluşacağız anlamında. Şimdi bu buluşma yeri de burada kaybeden de yok. Yani bu hani negatif hassasiyet gösterenler için bir şey kaybedilmeyecek. Burada çok adını da koyarak bizim de içinde bulunduğumuz etnik kimlik açısından Türkler olarak da ya biz bir şey kaybetmeyeceğiz. Türkler bir şey kaybedecek mi? Çözüm olursa? Kazanacaklar. Yani ki, şimdi bu sorun bir çözüme ulaştırılmazsa herkes kaybedecek. Ne kaybedecek? Refahımızı kaybedecek. İstikrarımızı kaybedeceğiz. Demokrasimiz sürekli olarak bütünlemeye kalmış bir demokrasi olacak. Ve ulus olma bilinci bir türlü olgunlaşamayacak. Bu az şey mi ya bugünün dünyasında? Üstelik Türkiye kendisine çok yüksek hedefler koydu. Yani bölgesel lider, küresel bir güç olmak. Bu sorun devam ettiği sürece bu mümkün değil. Üstelik de sahne giderek büyüyor. Yani eskiden yereldi, ulusal bir sahneye oldu artık bu oyunun tezgahlandığı. Şimdi bölgesel bir sahneye. Bak ne diyor işte adam İran, Irak, Suriye'deki ve içerideki Kürt direnişçiler birleşirse 100 bin kişilik bir ordu olur diyor. Biz şurada 4-5 bin kişiyle uğraşırken ne kadar zorlandık değil mi? Şimdi bir de 100 bin kişiyle burada. Tabii o ne kadar gerçekçi evet, ayrı bir şey. Askeri olarak tabii. Bakmıyorum ben tamam mı? Yani yenme, yenilme anlamında da bakmıyorum. Şeyden... yama tutmaması anlamında sürekli bir savaş algısıyla yaşamak, evet. Kaynaklarımızı tüketmekten bahsediyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o yüzden çözülmesin diyenler neyi kazanacak? Şimdi çözülmesini istemeyen bir şey vardı, bir siyasal yapı vardı. O siyasal yapı kalmadı. O siyasal yapıyla birlikte o siyasal yapının egemenleri de bugün artık egemen değil. Ve bunun geriye sarılması, tarihin geriye sarılması mümkün değil. O yüzden çözülmemesiyle yeni bir durum ortaya çıkmayacak. Kaos olacak. Yani kargaşa. Anlatabiliyor muyum? Bir kere bunu koyalım. Kimsenin bir şey kazanmayacağı, herkesin işte kaybedeceği bir şey. Herkesin kaybedeceği bir durum var. Bunu bir kere herkes kaldı anlasın. Kaldı ki biraz önce dediniz ya artık eskisi gibi davranan bir devlet yok. Evet. Hatta bugüne kadar statiko dediğimiz devletin en baş aktör olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri bile bugün bir gazeteye yansıdı. Çözüm sürecinde neler yapılabileceğine dair kendi önerilerini sunuyor. Bazı ulusalcıları rahatsız edebilecek aynen. Bazı önerilerde bulunuyor. İsterseniz ona da kim dikkat çekmiyor? Siz evet, söylerseniz mesela Türk Silahlı Kuvvetleri ne istiyor? Neleri teşrif ediyor çözüm süreciyle alakalı? Aynı silahlı kuvvetler başbakan kaçtı? 2005'te mi? Diyarbakır'da Kürt sorunu dedi diye Kürt sorunu falan diye bir şey yok dendi. Hatırlıyorsunuz. Payladılar adamı. Şimdi ne diyor bakın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önerileri. Halkın bölgedeki yer adları konusundaki beklentileri karşılanmalı. Yani eski Kürtçe. Geleneksel isimler. Yani Kürtçe de değil. Dağlara taşlara ne mutlu Türk'üm diyene yazılarını yazan silahlı kuvvetler böyle aynen teklifte bulunuyor artık. Şimdi bak bunun iki tane anlamı var. Bir,
artık normalleşmeyi normal görme eğilimi. İki, tarihi gerçekleri tarihi gerçekler olarak görmek. Artık ideolojik bir sapkınlık olarak değil. Bakın ben işte Güneydoğu'da her sene birkaç kere gider. Yaptığım araştırmaları bazen fiili bazen de gözlem olarak devam ettiririm. Mesela bir konuşmamda şu. İşte savcı, kaymakam falan oturmuşuz bir ilçede. Önlerine gelmiş birkaç tane çocuk adı, yeni doğmuş çocuğa isim verilecek. Şikayet ediyor. Bunlar genç çocuklar. Üniversiteden mezun oldu. Birkaç sene olmuş. Diyor ki ya Kürtçe ad koymak istiyor. Ya kardeşim adam Kürt. Niye koymasın? Tamam mı? Niye koy? Ama diyor işte şey adı koy. İsyan adı koyuyor diyor. İsyanın Kürtçesi. Anlıyor musun? Direniş adı koyuyor diyor. O yüzden diyor izin vermiyoruz. Türkiye'de de devrim ismi var. Yani değil mi yani? Yani hayır şimdi. Ona bir direniş. Ya kardeşim orada direniş sürüyor. İsyan var zaten. Anladın mı? Yani bu isimler koyulunca bunlar koyulmayınca bunlar aslında yok olmayacak. Aslında o direnişi ve isyanı daha da büyütmüş oluyor. Yasaklıyor. Aynen öyle. Ama şimdi bakın bu anlaşıldı. Bu çok önemli. Bu bir devrim ya. Bu devrim bak 2005 2013 ne kadar 8. yıla girmişiz yani. Değil mi? Ne diyor? İşte bölge adları geriye dönme diye. Bölge halkıyla doğrudan muhatap olan kamu görevlileri güler yüzlü olmalı diyor. Ondan sonra hemen başka bir yerde de şey diyor. Diyarbakır'daki polislere Kürt dur ona geleceğim. Polislere Kürtçe ders verilmeye başlamış. Şimdi ben hatırlıyorum. Hani bir süper vali vardı ya hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Bölge valisi. Bunlardan biri meğer Kürtçe bilirmiş. Böyle bir gösteri sırasında ağzından kaçmış bir şey, bir karşılık vermiş. Bunun üzerine ya siz Kürtçe konuşuyorsunuz, bir gazeteciyle konuşmasından aktarıyorum. Siz Kürtçe konuşuyorsunuz, niye bunlara böyle hitap etmiyorsunuz? Ben o dili konuşmam. Bak şimdi polislere öğretiliyor. Ve bu maalesef kimin hanesine yazılıyor biliyor musunuz? İşte o şiddet örgütünün kazanım hanesine yazılıyor. Ya devlet aklının bu kadar şey olmaması lazım ya. Realiteyle bu kadar kavgalı olmaması lazım. Şu anda son birkaç yıldır yapılanların onda biri 1990'lı yılların başında yapılsaydı hiç bu noktaya gelmezdi. O zaman aynen öyle. İşte onun yapılmaması bir hata olarak değil kasıt olarak değerlendirirsek gerçeğe tabii ulaşabiliriz. Evet. Ya işte neticede bu ordumuzun adı Milli Ordu kardeşim. Yani bunu milli menfaatler adına yapıp da milli menfaatlerin tam tersine sonuç almak da bir tür şeydir. Resmi körlüktür bu. Maalesef. Şimdi ondan sonra ne diyor? Hızlıca evet. Ders kitaplarındaki aşırı milliyetçilik vurguları değiştirilmeli. Bunu TSK söylüyor. Aşırı milliyetçilik vurguları ortak tarih bilinci geliştirilmeli. Ne demek ya, ortak? 27 Nisan bildirisinde ne demişlerdi? Ne mutlu Türk'üm diyene sözünü kabul etmeyenler haindir dedi. Haindir mi? Öyle bir şey demişlerdi. Haindir dedi. Aynen öyle. Aynen öyle. Sadece Türk olmak yetmiyor. Bir de mutlu olduğunu bağıra çağıra söyleyeceksin. Burada keseyim mi? Peki. Teşekkürler hocam. Yine sizin önemli bulduğunuz, dikkat çekeceğiniz şeyler varsa burada onları paylaşabilirsiniz. Çünkü önemli bir şey. Silahlı kuvvetlerin bu süreçle ilgili bu önerileri çok gündeme önemli getirmiş olması. Ekonomik yatırımlara da önem veriyor. Tarımla ilgili olarak bunları da ağırlık verilmesi gerekir diyor. Diplomatik olarak uyuşturucu trafiğinin kesilmesi için çaba harcanması lazım diyor. Diğer ülkelerde onlar falan tamam. Burada da var onlar. Ama önerler bu ideolojik olarak büyük dönüşümden bahsediyor. Çok ekonomik şey olarak sürekli yatırım yapılıyor zaten oraya yani. Ya şöyle çok bir şey var. Bir de buna dikkat çekmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye, yeni Türkiye diyelim buna. Çünkü eskisiyle karıştırılmamasında fayda var. Çünkü eskiden değil, yenilenen Türkiye bu. Veya yenilenen Türkiye, yenilenmeye çalışan Türkiye diyebiliriz. Zaten eski yanlış alışkanlıklarını hızla terk ederken sadece kendi halkıyla ilgili yanlışlardan vazgeçmiyor. Dış politikada da yanlışlardan evet vazgeçiyor. Yani başka milletler, başka ülkelerle ilgili yanlışlardan da vazgeçiyor. Sadece kendi halkının haklarını tanıma konusunda hassasiyet göstermiyor. Bugün Tunus'taki ezilen halkın hassasiyetini savunan, onlara destek olan, bugün Libya'daki diktatörün devrilmesi ve halkın dediğinin gerçekleşmesi için uğraşan, Mısır'da diktatörün devrilmesini sağlayan, halkı destekleyen ve yeniden ülkenin, devletin yapılanmasını teşvik eden, bugün Suriye'de diktatörün yıkılması için bir bakıma savaş veren Türkiye'nin
bütün bunları yaparken kendi halkından bu hakları esirgemesi düşünülebilir mi? Yani bu nasıl izah edilir? Zaten sorunumuz o. Yani bunun bir an evvel olmasını istiyoruz. Yani bu dışarıdaki göstergelere bakarak, evet, ve bunu çok yavaş seyretmesine de şey yapıyoruz, rahatsız oluyoruz. Yani mesela şu dördüncü yargı paketinden daha liberal şeyler bekleniyordu sonuçlar. Evet. Daha az oldu mesela. Ona üzüldük, açıkça söyleyeyim yani. Anladım. Şimdi burada şunu da sorayım. Ordu bu hangi noktadan geldi? 2012'de çok şiddetli bir çatışmanın içerisinden geldi. Zaten bunun belirtileri o dönemde de vardı, 2012 içerisinde. Asla teröristle oradaki halkı birbirine karıştırmadan, ayırarak. Yani 2012'de PKK'yı silahlı olarak da bir kere daha yendikten sonra bunu söylüyor. Evet. Bu da öyle. Aynı komutan söylüyor bunu. Aynısı. Yani çatışmanın içerisinden gelmiş ve çatışarak gelmiş birisi, çatışmanın sonucu da diyor ki bu sadece silahla değil, bu tedbirler de alınarak. Kürt ismi de verilerek, Kürtçe öğretilmesi kolaylaştırılarak, işte Kürtçe vaizler verilmesi sağlanarak da gerçekleştirilmeli, güler yüzlü olunmalı diyerek. Zaten ama bunun terörle mücadele sırasında da bilfiil kendisi orada uygulamış. Şimdi bir dakika, burada bir şey düzelteyim ben. Yani buradaki ortak konuşmadan farklı bir anlam çıkabilir. PKK'yı yenmiş olarak dedik. Şimdi bir terörist örgüt... Silahlı şeyden bahsediyorsun. Bir terörist örgüt... Var olan unsurlarını yok edebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Onun yerine yerisi konur. Yani. Onu destekleyen halkın tabii. ona ihtiyacı kalmamasıyla o zaman... Tabii. Ben silahlı mücadele açısından mücadele verirken bile o halkın ihtiyacını karşılayarak tabii. O PKK'nın varlık meşruiyetini ortadan kaldı. Kaldı ki geçen sene de çok yansıdı kameralara da... Ya o silahlı mücadeleyi yaparken bile sıkıştırılmış, silahsız hale gelmiş teröristi teslim alırken onu ikna etmeye çalışan, işte üstündeki montunu çıkarıp onun üşümemesi için teröristin sırtına veren Mehmetçik'ten bahsediyoruz. Orada da insani olarak, yani bu işin silahlı mücadele kısmında da değişen bir... Bir ara kulak kesmekten buraya geldik, biliyorsunuz. Tabii, ne yazık ki. Sonra kanaat önderlerini ziyaret, melelere ziyaret... Burada dikkat çekmeye çalıştı. Veya işte bir asker, albay gidiyor bir köy aşiret liderine. Kürtçe konuşarak, Kürtçe selam vererek, merhaba Çevane Başe, konuşarak onun kalbini kazanmaya çalışıyor. Sivrit olayını söylesene mesela burada, anlatsana. Bu çok önemli, bu şeyi hazırlamak için toplu. Şimdi ondan bahsedeyim, madem öyle hatırlattın. Şimdi burada karşılıklı olarak veya şöyle diyelim. Toplumun hazırlanması burada lazım. Taraflar diyelim, burada taraflar tırnak içinde. Tabii, yani tırnak, işi izah etmek için kullanıyorum. Tabii. Yoksa yanlış anlaşılmasın. Yani taraftan kastım şu, şimdiye kadar PKK ile mücadele eden bir devlet anlayışı var. Bu tabii PKK ile mücadele bir bakımdan bazıları tarafından Türklerle Kürtlerin mücadelesi gibi de yansıtılmaya çalışıldı. Ama hiçbir zaman bu Türklerle Kürtlerin mücadelesi olmadı zaten. Bana göre bu sorunun temeli Türklerle Kürtler arasında bir sorun değil, devletin Kürtlerle Türkler arasında sorun çıkarmasından kaynaklanan bir meseleydi. Şimdi burada bu iş çözülmeye çalışılırken biraz anlamaya çalışmak gerekiyor. Bizim en büyük eksikliğimiz zannediyorum o. Hadiselere sadece kendi açımızdan bakıyoruz. Kendi açımızdan baktığımız için de anlayamıyoruz. Anlayamadığımız zaman da yanlış kanaatlere sahip oluyoruz ve o yanlış kanaatler bizi yanlış noktalara doğru gidiyor. Şimdi deniliyor ki bazıları tarafından, ne görüşüyorsunuz yani Öcalan'la ne görüşüyorsunuz? Bu süreci terör konusunu başlatan, nasıl başlattığı ayrı bir konu. Örgütün başı kim? Bu adam. Şimdi siz bu terörü bitirmek istiyorsanız Kürt sorununu çözmek ayrı bir şey. Hala da başında. Hala da etkiliyse niye görüşmeyesiniz yani bununla? Görüşmeyi son derece doğal olarak görmek ve kabul etmek sonra lazım. Kimle görüş? Barışı burada, kimle yaparsın? Ya? Tabii, düşmanınla yaparsın. Burada hocam yani. Mesela Filistin-İsrail arasındaki sorun kim zamanında mesela çözülmeye başlandı? Ariel Sharon gibi, yani bir katil devlet başbakanken ona çözdürtüldü. Çünkü onun eliyle çözüldüğü zaman daha sağlam temellere oturabiliyor. Abdullah Öcalan'ın idamdan kurtarılması ne zaman yapıldı? MHP'nin hükümet ortağı oldu ve mecliste ikinci partiydi galiba. İkinci
veya birinci, ikinci parti olduğu dönemde Abdullah Öcalan idamdan kurtarıldı. Şimdi mesela Abdullah Öcalan'ın idamdan kurtarılması sırasında MHP muhalefette olsaydı o idam ne kadar sağlıklı olarak çıkartılabilirdi? İdam kararının ortadan kaldırılması. O bakımdan burada bu sorunu çıkaran örgütün başı Abdullah Öcalan'sa sizin onunla konuşmanız, çözüm için konuşmanız son derece doğal olarak karşılanması lazım. Anlamaya çalışırsak daha çabuk çözer. Şimdi burada herkesin öbür tarafı anlamaya çalışması lazım. Burada bugün Sayın Başbakan Siirt'e gitti. Orada stadyumda bir toplantıya katılacak. Ama Siirt Belediye Başkanı bu başbakanın ziyareti öncesinde ne düşündü, ne yapmaya çalıştı? Yani bunu karşılıklı olarak insanların birbirlerini anlamaya çalışmasını izah ederken söylemiştim. Selim Sadak, Siirt Belediye Başkanı, Başbakan'ı karşılamak, bu çözüm sürecinde sürece destek vermek ve kalabalık bir heyetle Siirt'te onu karşılamak istedi. Bu konuda hükümetle temas kurmaya çalıştı. Burada zannediyorum iyi niyetli olarak biz ortaklaşa olarak hükümetle bu sorunu çözmek için samimi bir gayret içerisindeyiz görüntüsünü vermek istediğini düşünüyorum Selim Sadak'ın. Burada Doğu Hoca'nın öbür taraftan İzmir'den başka bir örneği var. İsterseniz siz de onu paylaşın hocam. Yani bu süreci yumuşatmaya çalışmak lazım. İnsanların öfkeli bir şekilde bu süreci anlamaları çok zor. Aklı selimle, sağduyuyla, anlayışla, empatiyle hareket ettikleri takdirde de anlaşılmayacak bir sorun, durum olduğunu zannetmiyorum. O bakımdan yayın öncesinde sizin anlattığınız İzmir örneği vardı. Onu isterseniz seyircilerimizle bir paylaşın. Bence bunlar iyi örnekler. Bu örneklerin artmasında fayda var. Şimdi hassasiyetten bahsetmiştiniz ya. Şimdi bu hassasiyeti bir bahane olarak kullanıp çözüm sürecine direnç göstermek mümkün ve bunu yapan da çok insan var. Ama sonucu yok bunun. Yani Türkiye'ye yarayacak bir sonuç çıkmayacağı gibi alternatifi de yok. Yani o olmasın da şu olsunla beraber de gelmiyor bu direniş. Tabii karşı çıkanlar da bir alternatif koyamıyorlar zaten ortaya. Evet. Şimdi madem ki hükümet ve arkasındaki siyasi parti bu konuda inisiyatif aldı. O parti ki o da bir koalisyon değil mi? Yani AK Parti de bir koalisyon kendi içinde. Bunun içindeki direnişin de kırılması lazım. Neticede hükümetin arkasında toplumdan önce partinin desteğinin olması lazım. Başbakanın bunu hissetmesi lazım. Bunun üzerine İzmir milletvekillerinin başkanlığında çeşitli STK'lar, iş adamları, yerel basından oluşan, yani bunlar kanı önderleri daha çok diyebileceğimiz bir 100 kişilik grubu yarın ve öbürsü gün Diyarbakır ve Mardin'e götürüyor. Ve işin ilginç tarafı bu sözünü ettiğim heyetin temel özelliği Balkan göçmeni olması. Şimdi Balkan göçmeni olmasının ayırıcı özelliği şu. İşte bu Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında vatanlarını kaybedip milyonlarla Türkiye'ye göçmüş insanlar bunlar. Vatan kaybetmişler. Ve vatan kaybeden olarak kaybetmelerine neden olarak kimi görüyorlar? Oradaki işte gayrimüslim unsurları. Neyi? İşte büyük devletlerle işbirliği yapmış, kendi ulusal devletlerini kurarken Türklere, Müslümanlara eziyet etmiş, kaçırmış, kesmiş insanlar olarak görüyorlar. Onlar o kadar büyük bir hınçla, büyük bir kayıp duygusuyla geldiler ki Anadolu'da var olan, şunu unutmayın, Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu'daki her 4 kişiden biri, İstanbul'da içine alan veya 5 kişiden biri, ortalama 4 ile 5 arasından biri gayrimüslimdir. Onların temizliğinde ya yer aldılar veyahut da gönül desteği verdiler. Şimdi o insanların işte Kürt direnişine, bu terörizm sonucunda ortaya çıkmış olan kayıplara karşı müthiş bir şey var. Öfkesi var. Dolayısıyla da bu sürece en azından duygusal dirençleri olduğunu
partinin yerel önde gelenleri anlıyorlar. Şimdi parti içindeki direnişi kırmak, ki Ege bölgesinde biraz daha fazla bu biliyorsunuz, kırmak için alıp doğunun insanlarıyla kaynaştırmak, onlarla doğrudan doğruya temas kurarak sorunu, çözümü onların ağzından dinlemek ve kendi görüşlerini paylaşmak. O yüzden Osman Baydemir'den başlayarak işte Diyarbakır'da bütün önde gelenler, kuruluşlar falan, sonra Mardin'e gidip ilginç bir şey, Mardin'de de bunlar getirdikleri Balkan ezgilerini, oyunlarını içeren bir şey yapacaklar, kültür gösterisi. Oradaki de işte Kürt Arap kültürünün şeylerinde izleyecekler. Bu çok önemli bir şey. İşte kalplerin yumuşaması bakımından aynen, bu çok önemli bir şey. Ben bunu diğer partilerinde ve başta bu çözümde tuzu olması gereken Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere diğer partilerinde yapması. Neticede bu sorun bizim sorunumuz. Biz çözmezsek başka birisi bizim istediğimiz biçimde çözmeye kalkar diye kaç kere burada anlattım. Bazı sembolik şeyler o bakımdan çok önemli. Mesela Gültan Kışanağ'ın Diyarbakır'daydı galiba, bir salonda bayrak Siirt'te miydi? Kongresinde. Evet, kongrede. İl kongresinde bayrağı indirmeye mi çalışmışlardı? Yok, düşmüştü bayrak. Düşmüştü. Onu astırıncaya kadar da konuşmasını yapmadı. Astırıncaya kadar konuşmadı ve bu bayrak bizim bayrağımız diye sahiplendi. Birkaç gün önce de Suudi Arabistan'da bir heyetle birlikte olan BDP milletvekili Esat Canan kaldıkları otelde Türkiye bayrağının olmadığını görünce bizzat kendisi devreye girerek bayrağın oraya asılmasını sağladı. Orada AK Partili bir bakan olduğu halde bunu BDP milletvekili Esat Canan yaptı. Onun yaptığını da Zafer Çağlayan'ın basına duyurmuş olması da ayrı bir güzellik. Bence bu tür jestler kalplerin yumuşaması ve çözüm sürecinin kolaylaşması bakımından son derece önemli. Ben şuradan devam etmek istiyorum. Birçok konuda, ya yani sadece bu konuda değil, birçok konuda biz bir detay konuyu buluruz, işte satır arası falan diyerek, sonra orada bir kelimeye takılırız veya bir cümleye takılırız. Geri kalan her şey güme gider, o cümleden, o kelimeden hareketle yeni bir şey ortaya çıkarırız ve yeni bir problemle uğraşmak zorunda kalırız. Bu süreçte de ben bazılarında bunu görüyorum ne yazık ki. İşte aslında şunu demek istiyorlar, aslında satır arasında bu var. Laf arasında bu söyleniyor. İşin özü kaçırılıyor. İşin özünü kaçırmamak için dikkat edilmesi gerekiyor galiba. Siyasette de buna dikkat etmek gerekiyor. Medyada da dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ama zaten asıl da problem orada. Eğer siz çözümü öncelemiyorsanız, ötelemek, engellemek amacından saptırmak istiyorsanız asıl konuyu değil, detayları, ince konuları, hiç asıl tartışılması gerekmeyen ne kadar mesele varsa onu ön plana getirirsiniz. İncir kabuğunu doldurmayacak işlerle meşgul olursunuz. Bu mektubun gelmesi ve teslim edilmesinde de aynı şey. 20 sayfalık mektupta ne olduğu, içeriğinin ne olduğu tartışılmadı. Ama oradaki sohbet sırasındaki konuşmalar bütün gündemi belirledi. Halbuki o oradaki sohbet, asıl yol haritası, Öcalan'ın ne söylediği, o 20 sayfalık 3 yere gönderdiği. Esas olan, esas o. Merak edilen şey o mektuplar, evet, değil mi? O tartışılmıyor. Evet. Aynı şekilde İmralı'ya gidiyor. Bir de şeyler niyeti. Çözüm için, evet, önerileri. Öneri var. Somut var. Öneri orada. Tabii. Ne yapılacağına dair yol haritası, somut önerisi var. Aynı şekilde işte Erbil'deki görüşmelerde, Kandil'e gidildiğinde de orada da bir fotoğraf yayınlayarak içeriği değil, başka şey konuşulmaya başlandı. İşte 20 yıl niye savaştık, bu fotoğraf çekilecek idiyse, bu masada oturulacak idiyse diye. O fotoğraf şu, buradan arkadaşlarla paylaşalım. Yayın arkadaşlar göstersinler, seyircilerimizle paylaşalım. Şöyle koyalım. Şimdi orada eleştirdikleri fotoğraf bu fotoğraf. Evet. BDP milletvekilleri var ve Karayalan ile Sabri Ok var dağda, PKK'nın temsilcisi ve KCK'nın temsilcisi olarak. Arka tarafta da Apo'nun fotoğrafı asılmış. Siz orada neyin pazarlığını yapıyorsunuz diye özellikle Sözcü gazetesi başta olmak üzere, dün Hürriyet'le biraz yaptı onu, bazı gazetelerde yaptı, eleştiriyorlar. Bir kere orada ne görüşülüyor? Neyin pazarlığı? Orada bir pazarlık yok.
Niye gidildi bir kere? Niye gidildi? Bir kere bir de bu fotoğraf geçen sene Şemdinli'de bazı BDP milletvekillerinin PKK'larla kucaklaştığı kareyle karşılaştırılıyor. Yani aradaki farkı siz inanılmaz. Birisi savaşı önceliyor, kurşun atanı destekliyor, hadi devam et diyor. Öbürü ise tam tersi, lideri örgütüne diyor ki silahı bırak ve ülkeyi terk et. Silahı, yani bu görüşmenin hangi fotoğrafla değil ne amaçla yapıldığı üzerinde durmamız gerekiyor. Detay dediğim şey de bu zaten. Bir de pazarlık yok. Talimat var. Olsa olsa talimat var. Lideri diyor ki sen diyor silahı bırakacaksın ve ülkeyi terk edeceksin. Hepiniz bir araya gelin ve karar verin. Benim doğru söylediğimi de yapın diyor. İkna edin arkadaşlarınızı eğer itiraz edenler varsa diyor. Bu yetmez diyor. Silahın dönemi bitti artık. Bundan sonra da silah yok diyor. Bu da yetmez diyor. Öyle aklınızda demokratik özellikmiş, federasyonmuş gibi şeyler de unutun diyor. Biz Türkiye ile beraber olacağız. Türkler ve Kürtler yeniden bir devleti kuracağız. Biz ancak Türkiye ile birlikte olabiliriz ve tarih sahnesine yeniden çıkabiliriz diye bunu söylüyor. Bunun bir pazarlığı bir şey yok. Bu talimat mı? O talimatı bunlar kendi aralarında konuşacaklar. Sadece bunu diyorsun talimat diye. İki, bu masaya niye oturdun diyor. Ve bu fotoğraf çözüm sürecini yöneten devletin isteği üzerine yapılan bir şey. Yani tabii. Devlete rağmen giden bir heyet de yok burada. Arada tabii. inanılmaz farklar var. Sapla sabanın karıştırılmasının tabii. ötesinde onların, bir şey. Onların yani. Devleti değil bu. Onların devleti artık şey yaptı. Yani geride kaldı. Masa diyor. Masaya niye oturuyorsun diyor. Affedersiniz ama barış nasıl gelecek? Masaya oturmadan, konuşmadan barış nasıl olur? Gökten güvercin inecek, ağzında da bir tane zeytin dalı olacak. Barış gelmiş mi olacak? Öyle barış olur mu? Oturacaksın, konuşacaksın. Kopenhag'da başka türlü olur mu? Belediye meydanında bir tane toplu hani revolver şeyi vardır, heykeli vardır. Uzun namlusu düğümlenmiştir, biliyor musunuz? Böyle bir tabanca. Evet. Yani O namlu düğümlenmeden zaten barış olmaz. Olmaz ama yani bunu oturup bir de konuşan kim? Yani devlet orada gidip birileriyle oturmuş konuşmuş değil. Örgütün eski lideri hala da ağırlığı var olan kendi örgütüne bir mektup gönderiyor. 20 sayfa bunları yapın. Hayır devlet de gitmiş yani MİT de gitmiş görüşmüş olabilir bunlarla. Yani silahı bırakın gelin evinize dönün kardeşim. O da gerekir ayrıca. Bu iş çözümle sonuçlansın diye görüşmenin ne mahsuru olabilir Allah aşkına? Bu görüşülmeyecekse ne görüşülecek? Mahsuru şu olabilir savaş devam eder. Bunlar savaş devam etsin. O zaman işte sizin bu söylediklerinize adamlar satılmışlar diyor. Nasıl? Sizin bu söylediklerinize satılmışsınız siz diye cevap veriyorlar. Ha, yani bu ne demek biliyor musun? Twitter'dan... Barış marış. Peki ne istiyorsun karşılığında kardeşim? Ha, bir önerim varsa söyle. Ha. Peki barış nasıl olacak? Silah nasıl bırakılacak? Bunun karşılığında ama bir teklifin varsa söyle. Kim söyledi ki? Zaten öyle bir istek varsa, o zaman ne olacak? Nasıl bir sorun çözülecek? Yani 30 yıldır zaten bir şekilde çatışılıyor. Karşılıklı silah atılıyor ve çözülmemiş sorun. Şimdi deniyor ki bu çözülecek. Lideri diyor şimdi ki çözülecek. Çözüm şöyle olacakmış bakın. Yine şu fotoğrafı eleştirerek yayınlayan gazetede birkaç gün önce yayınlanan başka bir haberden söz edelim. O gazeteyi takip edenler görmüşlerdir. Harp Akademileri komutanı iken zannediyorum Necati Özgen, Orgeneral Necati Özgen İmralı'ya gitmiş. Niye giderse Harp Akademileri komutanı Abdullah Öcalan'ın hükümlü olarak yattığı İmralı Adası'na ne için giderse akademik bir faaliyet için. Evet, işte. Akademik bir faaliyet için herhalde ders vermeye ya da ders almaya gitmiş olsa gerek. Gittiğini söylüyor aynı gazete. Ve oradaki subayların komutanım Abdullah Öcalan burada biliyorsunuz görüşmek ister misiniz diye sorduğunu yayınladı. Ve hadi görelim neyse diye içeri girmiş Necati Özgen. Necati Özgen içeri girince Abdullah Öcalan şaşırmış ve hemen esas duruşa geçerek hiç bozmamış esas duruşunu hatta. Tabii hiç bozmamış yani. Görüşme sübbetliğinde hiç kıpırdamamış. Esas duruşta beklemiş. Buyurun komutanım demiş. Komutan da Necati Özgen'de demiş ki derhal militanlarını yurt dışına çıkar. Öcalan nasıl çıkaracağız? Yardımcı olmanız lazım. Yardım vardım yok. Derhal çıkaracaksın. Nasıl çıkaracaksan çıkar. Diye talimat vermiş. Öcalan da peki efendim gereğini yapacağım demiş. Sonra ne olmuş? Sonra da çıkarmış. Peki ne olmuş sonra? Peki o zaman çıktıysa bu zannediyorum 95 midir? Yok 99, özür dilerim 99. 99 veya sonrası. 2000'li yıllar da olabilir. Tam hatırlamıyorum yanlış olmasın. 99'dan sonra. Sonra tabii.
Yani Öcalan içeri girdikten sonra olan bir hadise netice olarak. Peki Necati Paşa'nın bu kahramanlığıyla madem PKK yurt dışına çıkmıştı, biz bu kadar süredir, 10 yılı aşkın bir süredir neden hala terörle mücadele ediyoruz? Yani böyle olacaksa, çözüm böyleyse. Çünkü çözüm böyle olur diye verdi o gazete. Evet. Bu haberi çözüm böyle olur diye verdi. Peki neden o zaman 10 sene, 13 sene devam ediyor? Diyarbakır... Allah konuşma değer mi ya bu saçma sapan şeyleri? Yani vakit harcama. Diyarbakır cezaevindeki uygulamayla aynı yöntem, aynı mantık. Ya saçma sapan çocuklar ciddiye almayın böyle şeyleri ya. Evet peki ciddiye almayalım ama hocam bunu ciddiymiş gibi ya, bir kahramanlıkmış gibi gören bir kesim de var ne yazık ki. Yani geri zekalılarla geri zekalıca bir diyaloga girmenin anlamı var mı Allah aşkına? Evet, şimdi yeni habur olmasın diyor başbakan. Tabii bu provokasyon çabalarını kastederek ve bunun olmaması için gayret ettiklerini söylüyor. Yeni habur olmaması için ne olabilir? Mesela bu PKK'nın elinde tuttuğu kamu görevlileri var. Onların bir hafta içerisinde serbest bırakılacakları, salıverilecekleri söyleniyor. Bunlar gelirken işte yeni bir habur olma ihtimalinden de söz ediyorlar. Ama buna müsaade edilmeyeceği anlaşılıyor ama neye dikkat edilmesi lazım? Nasıl olabilir? Kaldı ki bunun aksine çözüm sürecine bir katkıya dönüşmesi için belki bir gayret de gerekebilir. Bu böyle bir serbest bırakma çözüm süreci noktasında önemli bir jest olur. Burada tarafların çok dikkatli olması gerektiğini ve konuşmalarına, demeçlerine dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve bu iyi örneklerini söylüyoruz ve bu iyi örneklerin devam etmesi lazım. Bunu baltalamak, engellemek için hazır kıta şok manga bekleyen hem medyada hem diğer taraflarda birçok kimse var. Şimdi bu her saniyesi, her anı dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Yani birkaç gün iyi örnekler verilmesi yetmiyor. Çözüm süreci sonuçlanana kadar bunu hassas noktalarda hata yapılmaması gerekiyor. Bunu herkes için geçerli bu tabii. Yani bir taraf için sadece geçerli değil. Burada ben deminki konuyla bağlantılı olarak şunu söylemem gerekiyor. Şimdi burada silah bıraktırma ile ilgili bir fotoğraf var. Yani o fotoğraf, orada masa kurulmasının sebebi silah bırakılması ile ilgili bir fotoğraf. Bu telepati yoluyla mı olacaktı? Telepati yoluyla olamayacağına göre bir heyet gidecekti ve orada silah bırakma sürecinin içerisinde entegre olan bir fotoğrafı siz alıyorsunuz, bir ihanet fotoğrafı gibi yansıtıyorsunuz. Üstelik yani bunu yapan da işte Sözcü Gazetesi. Niye bunu zikrediyor? Şundan dolayı. Şimdi buradakiler, bu tepkileri veren sadece bir gazete değil, geniş anlamda siyasi sözcüleri var, medyadaki sözcüleri var. Bunu yaparken işte bunlara yine biraz önceki örnekte verdiğim gibi bir tespit, bizim de bir tespit yapma ihtiyacımız duyuyor. Şimdi eski rejim yıllar önce terör örgütünü, PKK terör örgütünü inşa etti, kurguladı ve bir çözümsüzlük sürecini de kurguladı. Ve bu tür çevreler bunların bu çözümsüzlük sürecine her defasında katkıda bulundular. Hem de ulusalcı söylemlerle sanki sorunun çözülmesini istiyormuş gibi yaparak buna büyük bir destek verdiler ve bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Bugün panikteler çözülecek diye. Çünkü o çözülürse bambaşka bir tablo ortaya çıkacak. O yüzden panik. Bir Türkiye ortaya çıkacak. Şimdi demek ki o zaman silah bırakmasını istemeyen bir PKK onların beklentileri. PKK'nın silah bırakmasını istemiyor. Bu açık. Zaten hepsini göndermeyin diye PKK'lıların kendilerine söylemişlerdi, evet. Biliyorsunuz yani. Burada PKK'yı inşa eden eski rejimin aslında ne yaptığı konusuna hiç girdiklerini gördünüz mü? Biz burada birçok tartışmayı açmak için defalarca, yüzlerce defa bunca yıldır bunu davet ediyoruz bu tür konuşmalarla. Buna bir cevap var mı? Yok. Bunu çözdüğü, bu çözüldüğü zaman zaten bütün foyası ortaya çıkacak ama burada ilk defa bu çözüm sürecindeki toplam irade, toplumsal beklentilerle birlikte bu noktaya vardı. Bu çok tedirgin ediyor tabii. Bu ilk defa böyle bir mesafe alınınca işte ilk başta söylediğinize o zaman geliyorum. Bu kadar önemli bir noktaya gelmişse çözmeyi engellemek için çok fazla çaba sarf edecekler. Öyle olunca da bu hassasiyetimizi her zamankinden fazla hep birlikte göstermemiz gerekiyor. Hata yapmamamız gerekiyor. Hiç ama
Yani öyle bir nazik bir kırılgan bir noktadayız. Şimdi şundan dahi bir şu kumaştan bile elbise çıkarmak isteyenler var. APO bu görüşme notları ortaya çıktı. APO o zaman çözüm sürecinin dışında kalsa şart mı durur? Lazca söylüyorum. Şart mı durur? Diyenler var değil mi? Ha, bu da iyi niyetli bir şey değil işte bakın. Yani o zaman siz burada Öcalan'ın oradaki laflarını, görüşme notlarındaki laflarını çıkıp o zaman bakın ha, madem böyle konuşuyor o zaman bunu da devre dışı bırakın. O zaman bunu yapanlar çözüm sürecinin olmasını istiyormuş gibi yapanlar, bakın dikkat edin. O yüzden biz sizin niyetinizi sorgularız arkadaş. Niyetinizi sorgularız. O yüzden bazılarının takkesi düşmüştür, o kadar söyleyeyim. Şimdi biraz önce Doğu Hoca AK Parti'nin kendi tabanını ikna etmek için İzmir'den bir heyeti Diyarbakır'a, Mardin'e niye gönderdiğini anlattı. Bu ve benzeri şeyler gerçekten önemli. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bütün seyircilerimizin de aklında bulundurmasında fayda var. Sonuç olarak siz beğenseniz de beğenmeseniz de, tasvip etseniz de etmeseniz de PKK'nın siyasi uzantısı olan BDP'nin bu ülkede aldığı 2,5 milyon oy var. Sonuç olarak bir taban bu. Bu tabanın da belli ölçüde bilgilendirilmesine ve ikna edilmesine ihtiyaç var. Bu ikna nasıl olacak? Çünkü birileri ısrarla bir taraftan Türk kesimine, Türk milliyetçisi kesimlerine işte bölünüyoruz, satılıyoruz, işte artık eski Türkiye olmayacak, çok kötü şeyler olacak, bu bölünmeye giden yolu açar gibi sürece karşı bir provokasyon varken bunun karşılığı da var. Yani Kürt tarafında da biz 30 yıldır savaşıyoruz, ne elde ettik ki anlaşıyoruz gibi ben bu noktada bir şey söyleyeceğim hocam. Sözünüzü unutmayın. Böyle bir şey de var. Provokasyon da var. İki taraflı işleyen bir provokasyon bu. Şunu tamamlayayım müsaade ederseniz. Şimdi bu fotoğraf ne işe yarıyor? Bu fotoğraf o 2,5 milyon taban ve işte PKK'ya sempatisi olanlar açısından şunu gösteriyor. Demek ki bize önderlik eden, şimdiye kadar doğru yanlış bu süreci yöneten kişiler kendi aralarında tartışıyorlar. İmralı'da, Kandil'de, Avrupa'da, Erbil'de, başka yerde görüşüyorlar ve ortak karar veriyorlar. Bu kadar uzun yıllar bu mücadeleyi yürütmüş adamlar anlaşalım diyorlarsa bunun bir mantığı vardır. Demek ki bu faydalı bir şeydir, desteklenmesi gereken bir şeydir diyerek bundan herkes, her seçmen kendine göre bir sonuç çıkartıyor. Bunun ne mahsuru var? Yani çözüm istiyorsak biz, bu sorunun ortadan kalkmasını arzu ediyorsak ne mahsuru var? Yani bu fotoğrafların fotoğrafı dolayısıyla. İki gün çarşaf çarşaf yayınlıyorsanız o zaman çözümü istemiyorsunuz. Bu şekilde yayınlıyorsanız o ortaya çıkıyor. Şimdi bir cümle daha ekleyeyim. Demin söylediğinizi paralel olarak bu görüşme notlarının yayınlanmasındaki ana maksat bence şuydu. Bir tarafa diyor ki hala bakın bu Öcalan aynı noktada devleti kandırıyor. Onu demeye çalışıyorlar. Öteki tarafa da diyor ki, diyelim ulusalcı taraflara da, bak hala şey Kürt tarafına da diyor ki, bak hala aynı yerde duruyor, taviz vermiyor. Bu şeyden o çıkıyor. Yani bu görüşme notlarının toplamından o çıkıyor. Peki bu görüşme notlarının büyük kısmı var mı elimizde? Yok. Peki başka bilgiler var. O bilgilerde burada Öcalan'ın bunu çözme noktasında önemli bir değişim içerisinde bulunduğunu gösteriyor. Ama o milliyetteki bölümde yok. Tamam, bak şimdi çok önemli bir şey bu. Mektubun içeriğinden oradaki ziyaret edenlere de bahsetmiyor Öcalan. Evet. Yani mektubun içeriğini tabii kapalı zarfla böyle. Ha yani şey yapınca işte hükümetin ne derler bürokrasinin temsilcileriyle görüştükten sonra, tabii bürokrasinin arkasında da hükümet, başbakan diyelim isterseniz, şahıslaştırıp var olup belirli bir anlayış sağlandıktan sonra, hatta maddeleştirildikten sonra Öcalan kendi diliyle kendi tarafına onu kaleme alıyor. Şimdi bunu bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Oraya gelenlere de söylemiyor. Söylemiyor, evet. Sadece şunu söylüyor bakın. O çok ilginç. Bak ben gereken her şeyi yapıyorum sizin adınıza. Sizi Kürtleri Anadolu tarihine adınızı yazdırdım. Şimdi dünya tarihine de yazdıracağım bu anlaşmayla. Artık yani Kürtler var kardeşim. Türkiye'de de var.
Orta Doğu'da var. Bırakın bana. Şimdiye kadar çatışarak elde edemediğimizi şimdi barışarak elde edeceğiz. Ne eskisi gibi savaşacağız, ne eskisi gibi yaşayacağız. Aynen böyle. Şimdi bu çok önemli bir şey. Ama bunun nasıl olacağına şu anda onları müdahil kılmıyor. Ama şu anda büyük ölçüde anlamış durumdalar benim evet. gördüğüm kadarıyla. Yani PKK'da, BDP'de Öcalan'ın bulunduğu noktayı büyük ölçüde kavramış durumda. Evet. Bunu ilk günlerde kavrayamadılar. Ama. Evet. Ama Öcalan'dan da kuşku duydular. Acaba bu adam bizi satacak mı diye. Şimdi Öcalan çok net bir biçimde satmayacağını hem fiili olarak gösterdi hem de işte o notlarda görüyorsunuz. Öyle şey yapmayın yani çekilsek bile yurt dışına bu bir zafiyet değildir. Bu bir iyi niyet gösterisidir. Yani bundan sonra barış aşamalarının sürmesi için gereklidir. Bir cümle daha. 2002'den sonra Ergenekon savaşmamızı istedi diye bir cümle var değil mi? Görüşme notlarında. Onlar neden hiç bahsetmiyorlar? Bu cümle neyi ortadan kaldırıyor? Ha, demek ki APO yakalandıktan sonra terör bitmişti. AK Parti hükümeti döneminde tekrar hortladı. Ya bu verilen şehitlerin müsebbibinin Ergenekon olduğunu da gösteren bir cümle aslında. Onu da gösteriyor ve böylece biraz önce ama hiç kimse dediğiniz gibi orayı öbürüne inanacaksak bunu da inanalım. Değil mi? İşte burada, burada lastik patlıyor çünkü. Evet. Orayı çıkarmayı unuttular galiba. Burada şeyden bu yine süreçle alakalı tam olarak süreçle alakalı değil ama dolaylı olarak da bağlantısı olan bir konu. CHP'den 3-4 kişilik bir heyet Suriye'ye gitti. Şam'da Beşer Esad'la görüşme yaptı. Şimdi bu görüşmede basına yansıyan bazı şeyler var. Bunun aslında bu tarihini söyler misiniz? Neyi? CHP heyetinin gidişinin tarihini. Birkaç gün önce. Dün, bugünkü gazetelerde. Bir de daha önce de gidilmişti o, ya. O ayrı. Evet, son birkaç gün önce. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyet işte Şafak Pavev, Aytu Atıcı, Hasan Akgöl ve Mevlüt Dudu bunlardan oluşan bir heyet Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'la bir görüşme yaptılar birkaç gün önce. Bu görüşmeden neler ele alındı? Bu konu basına yansıdı. Basına yansıdığından öğrendiğimiz kadarıyla Beşer Esad bunlara şu konuları ifade etmiş. Suriye'de 23 ülkeden terörist olduğunu söylüyor. Yani Suriye muhalefetini terörist olarak ifade ediyor ve bunların 23 ülkeden geldiğini ifade ediyor. En fazla Yemen ve Libya'dan geliyorlar demiş. Ağırlıklı olarak Türkiye üzerinden girdiklerini söylemiş. Burada altını çizmek lazım. ABD, Rusya, Çin ve diğer tüm ülkelerin toplam etkisi Türkiye'den daha az demiş. Burada iki senedir söylüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Beşer Esad'ın gitmesini istemediğini, muhalifleri desteklemediğini, bunu da bilinçli olarak yaptığını bu iş başladığından bu yana söylüyoruz. Bunu Beşer Esad'ın da ifade etmiş olması son derece açıklayıcı diye düşünüyorum. Burada Beşer Esad sınırın yani Türkiye-Suriye sınırının %25'ini PKK'nın kontrol ettiğini, geri kalan %75'ini de El-Kaide'nin kontrol ettiğini söylüyor. Bütün bunlar tabii kendi ifadeleri. İşte fırtına dinmeden ayrılmayacağını söylüyor başkanlıktan. Erdoğan'ı eleştiriyor. İşte Türkiye'nin Katar'la birlikte hareket ettiğini söylüyor. Eğer ben kaybedersem işte Tayyip Erdoğan'la Katar yönetimi kazanacak. Onun için de benimle uğraşıyorlar diyor. Hükümeti, Türkiye hükümetini onlar siyasal İslam'ı Suriye'de hakim kılmak istiyor. Biz ise laikliği korumak istiyoruz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin niye gittiğini de anlatan bir cümle galiba. Beşer Esad da Suriye'de laikliği korumaya çalışıyormuş. CHP Türkiye'de koruyamadığı için herhalde hoşuna gidiyordur. Afganistan'da, Pakistan'da da bir dönem bizim gibi laikti ama artık onlar da İslamcılar diyor. Burada ironik bir cümlesi var. Bölgede Kürtlerin devlet kurma şansı artmış durumda. Kuzey Suriye'deki Kürtler Irak Kürtleriyle buluşmuş durumda. Kürt devleti kurulması artık an meselesidir diyor. Bunu kim söylüyor? PKK'ya başından beri destek veren Baas yönetiminin başındaki adam söylüyor. Ve PKK'ya karşı olduğunu düşünen, söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekibi yıllardır PKK'ya destek veren Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın Kürt devleti kurulması an meselesi konusunu da çok büyük bir cümleymiş gibi kabullenebiliyor.
Burada ilginçtir, heyet bir soru sormuş Beşer Esad'a. Demişler ki Suriye'yi vuran İsrail uçaklarına neden müdahale etmediniz? Çünkü geçen ay biliyorsunuz İsrail'in Şam'ı vurduğuna dair haberler olmuştu. Bizde İsrail Şam'ı vurmadı, aslında muhalifleri vurdu. Oradaki Şam yönetimini korumak için demiştik. Beşer Esad'ın İsrail'i niye vurmadınız sorusuna cevabı çok ilginç. Biz İsrail'in kışkırtmasına karşılık vermiyoruz diye cevap vermiş. Böyle bir durum. Yani böyle bir süreçte 100 bine yakın kendi vatandaşını öldürmüş, milyona yakın vatandaşının ülkeden kaçmasını sağlamış bir yönetime Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir heyeti ne için gider? Daha önce de gitmişlerdi çünkü. Buradan siyasi destek de veriyorlar. Bunun anlamı nedir sizce? Şimdi Libya'da da gördük bunu. Sonuna kadar direnen, yani ayaklanmış kendi halkına karşı direnen bir diktatör şöyle bir ikircikli öneriyle çıkıyor halkın karşısına. Ya ben yönetmeye devam ederim ya da öldürürüm sizi. Yani ikisinden birini seçeceksiniz. Şey de bunu yaptı. Beşar Esad da bunu yaptı. Ve işte ülkesi ne hale geldiğini görüyoruz. Dikkat ederseniz Esad 3 tane korku üzerine oynuyor. Ve bu korku hem Türkiye'de bazı sinirleri etkiliyor. Hani dize vurulduğu zaman böyle diz atar ya, o şeye, sinire isabet eden. Birincisi bölgede işte bir laik kale daha düşecek ve işte İslamcılar hakim olacaklar. Bu hele Batı için büyük bir korku. Enteresan hocam, unutmayın lafınızı. Herkesin kendi damarına göre konuşuyor. Şimdi aynı Beşer Esad şeriatla yönetilen İran yönetimini de desteğini alıyor. Evet. Türkiye'deki laik Cumhuriyet Halk Partisi'nin de desteğini alıyor. Bu enteresan değil mi yani? Neyse, şimdi ben Esad'a geleyim. İkincisi Amerika'nın şu ana kadar desteklememesinin temel nedeni Esad'a hayran falan filan olduğundan değil. Üstelik orada bir Rus üssünün bulunması, hatta İran'ın orada Doğu Akdeniz'deki Suriye limanları üzerinde merkezi hükümetin kontrolü nedeniyle Akdeniz'e bir filo sokması, savaş gemisi sokması falan gibi avantajlar sağladığı için Esad'ı sevmek mümkün değil. Amerika anlamında söylüyorum, İsrail anlamında söylüyorum. Fakat şu var, gerçekten yani şeyin Esad'ın söylediği kadar mübalağalı olmayabilir belki ama gerçekten muhalefetin içinde dışarıdan savaşçı gruplar var. Ve bu savaşçı grupların niteliği de çok belli değil. Bunu istihbaratçılar bilebilirler. O nedenle iç savaş durulduğunda, şöyle söyleyeyim, yanlış söyledim, Şam'a karşı olan muhalefetin bir tarafını oluşturduğu savaş durulduğunda yeniden bir iç savaşın çıkması veya bu mücadelenin devam etmesi ve sonunda Suriye'nin nasıl bir rejime kavuşacağı belli değil. Belli olmadığı için de Amerika muhalefete yardım etmiyor. Ama Esad'a da yardım etmiyor. O ayrı bir mesele. O bilinen bir şey de CHP'nin şeye, Şam'a destek olması, Esad'a destek olması. CHP burada Esad'a destek veriyor mu onu bilmiyorum. Yani bu söylediklerinizde Esad'a destek veriyor mesajı çıkmıyor. Ama şu var, mesela şunu söylemek için girmiş olabilirler. Ona dair bir ipucu da orada görmüyorum. Hocam, Esad'ı desteklemek için Hatay'da yapılan bir sürü gösteriye CHP'liler destek verdiler. Ya söylemleriyle de zaten siyasi destek veriyorlar. Türkiye neden uğraşıyor Suriye'de diye siyasi destek zaten veriyorlar. Şimdi Suriye'de artık halkına karşı direnen bir rejimin yapmış olduğu büyük tahribat ortada. Fakat bu tahribatın daha da büyük bir yıkıma gitmesi ve Suriye'nin belirsizliğe düşmesi ve o belirsizlikte bu bölgenin Rusya'nın, İran'ın egemenliği altına girmesi gibi bir başka sakınca var. O yüzden bu kadar çok belirsizlik ortamında
artık bir şeye varılması gerekli, bir anlaşmaya varılması gerekli. Yani ya Şam belirli bir süre sonra bir legal iktidara devretmesi yönetimi ya da muhalefetle anlaşması ve farklı bir aşamaya geçilmesi. Şimdi bu konuda eğer CHP'nin katkısı bulunacaksa ne ala. Ama ben körü körüne gidip Beşar Esad'ı destekledikleri türündeki bir yorumun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum doğrusu. Evet. Yorumun ötesi de açık bu bir şey. Hocam yani basına bilmiyorum. Baktığımızda Google'a girip bu şeylere baktığımızda sayısız şey bulabiliriz destek verdiklerine yani dair. O kadar kolay bir şey değil. Yani bu kadar yıkımın karşısında ben yönetimi bırakmayacağım, uzlaşmaya da hazır değilim diyen bir adamı desteklemek o kadar kolay bir şey değil. Siyaseten de fazla getirisi olan bir şey değil. Evet. Şimdi Suriye konusunda yine oradan devam edelim de birkaç gün önce arkadaşımız Cüneyt Polat, kameraman Fatih Kalkan'la birlikte Yemen'e gittiler. Yemen'de 4-5 gün kaldılar. İzlenimlerini cumartesi günü yarın, dünden yarına programında paylaşacaklar. Orada enteresan şeyler var. Ben bütün seyircilerimize dünden yarına programını muhakkak takip etmelerini tavsiye ederim. Orada karşılaştıkları hadiseler var. Bunlardan iki tanesini çok kısa olarak paylaşmak istiyorum. Bunlar spot cümleler. Detayını dünden yarına programında Cüneyt Polat anlatacak ve gösterecek görüntülerini de. Yemen'de bir Türk köyü bulmuşlar arkadaşlar. Türk köyü ama bunlar Türkçe konuşmayı unutmuşlar. Arapça konuşuyorlar. Çat pat Türkçe biliyorlar. Orada Anadolu'da olduğu gibi köy odası gibi bir yere de götürmüşler. Orada Osmanlı padişahlarının fotoğrafları var. İşte en son Sultan Vahdettin'in ve ondan sonra da son halife Abdülmecid Efendi'nin fotoğrafı var. Abdullah Gül'ün fotoğrafı var. Abdullah Gül'ün fotoğrafının altında kutsal mekanların koruyucusu yazıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yazmıyor. Kutsal mekanların koruyucusu yazıyor. Enteresan. Ve Osmanlı Sultanı yuvarlanır bu. Türk köyündeki ileri gelenlerden birisi şunu söylemiş. Suriye'deki mazlumların koruyucusu ve destekleyicisi Türkiye. Ya Türkiye'den bahsederken Suriye'deki mazlumların koruyucusu ve destekleyicisi Türkiye diye ifade ediyor. Bir de burası da çok enteresan, ben de duyduğumda şaşırdım. Yemen'deki Türk köyüne 2,5 kilometre uzaklıkta bir de Kürt köyü varmış. O Kürt köyü de Selahaddin Eyyubi tarafından Suriye ve Irak taraflarından alınıp oraya yerleştirilmiş olan Kürtlerden oluşuyor. İkisi de birbirine yakın ve diğer çevre köylerle kız alıp vermezken bu iki Türk ve Kürt köyü, Türk köyü ile Kürt köyü birbirleriyle ilişkisi var ve kız alıp veriyorlar. Akrabalıkları var. Tıpkı Anadolu'daki... Karşı. Ne demek kız alıyor? Damat alıp veriyorlar. Damat alıp veriyorlar. Hocam bugün yani kadınlar günü olduğu için kız alıp verme dedik. Yok tabii öyle. Tam tersini söylüyorum. Kadınlar gününde damat alıp verelim. Burada ben esas şunu söylemek istiyorum. Son cümleyi ifade ediyorum. Yemen'deki Kürtlerin bizim Kürtlere mesajı var. Diyor ki Yemen Kürtleri, Yemen Kürtleri diyorlar ki bizim ekip aracılığıyla, dediğim gibi dünden yarına da bunu Cüneyt anlatacak, gösterecek. Türkiye'deki Kürtler başbakanınızın etrafından ayrılmasınlar ve asla kendi başlarına bir şeyler yapmaya kalkışmasınlar. İşin özü bu, yani cümle bu. Başka şeyler de söylüyorum. Kurt kaparın çünkü. Yani Yemen'deki Kürtler kapar. Türkiye'deki Kürtlere mesaj göndermişler. Buradan paylaşıyoruz. Enteresan renkli şeyler bunlar. Başka şeyler de var enteresan. Mesela Arap Baharı Mavi Marmara ile başlamıştır diyor. Başka bir STK yetkilisi orada. Arap Baharı Mavi Marmara ile başlamıştır. O şehitler sadece sizin şehitleriniz değil, bizim de şehitlerimiz diyor. Buradan isterseniz bu CHP'nin Şam ziyaretiyle ilgili söyleyeceklerinizi alalım. Müslüm Baba'ya geçeceğiz. Tabii CHP'nin de Şam ziyareti çok anlaşılabilir bir ziyaret değil. Niye gitti? Diplomatik olarak da bir yere oturmuyor. Halkını artık Scud füzesiyle vuran, uçak ve helikopteri bırak, onu yapamıyor çünkü düşürüyor muhalefet.
coğrafyasının %70'ine hakim olmayan, en son Rakka, Kuzey Suriye'deki en geniş Fırat üzerindeki Rakka kentini kaybeden 240 bin nüfuslu, Halep'ten sonra onu da kaybeden bir rejim. Oraya niçin gitti anlaşılmış değil. Muhtemelen İttihat Terakki döneminde bir söz vardı. Edirne'yi Enver alacağına Bulgar'da kalsın diye. Tayyip Erdoğan başaracağına Beşer Esad ayakta kalsın mantığıyla hareket ediliyor. Öyle anlaşılıyor. İçerideki mevcut iktidarın başka yöntemlerle gidilemeyeceği, yıkılamayacağını, onu aşamayacağını varsayan bir algıyla dışarıdaki insanların ona zarar verebilecek yapıların varlığını sürdürmesine yönelik, ona destek vermeye yönelik bir davranış gibi gözüküyor. Çünkü oradaki bu ziyaretin ortaya çıkardığı işte sınırda bir Kürt devleti kurulacak an meselesidir lafı, işte Kasım'da, Ekim'de 48 saatte manşetlerle Kürt devleti kuruyorlardı. Bir türlü kurulamadı, hala kuruyorlar. O da ayrı bir şey ama aynı lafı mesela Ertuğrul Özkök bugün köşesinde yazıyor. Bu görüşmelerin sonucunda Türkiye bölünecek. Ama bölünmese bile diyor, Kuzey Irak bile dahil olsa, Türkiye büyüse Kürtlerle yine de sorun vardır, yönetilemez diye. O da bir Kürt umacısı koymuş oluyor. Cumhuriyet Gazetesi manşeti çıkartıyor, CHP ziyarete gidiyor. Esad kendi beslediği, kendi Kürdüne kimlik bile vermediği, Esad şimdi devlet vermeye, devlet kurmaya çalışıyor. Devlet veriyor. Devlet güzel, veriyor. Güzel, evet. Güzel. Bu çerçevede, içeride de bunun paralelinde bir... medyada bunun yansımasını görebiliyoruz. Cumhuriyet manşet yapıyor. İşte mağlubiyeti bir türlü kabullenemeyen, kaybetmenin travmasını yaşayan bir eski başyazar, genel yayın yönetmeni de bunu bir Kürt şeysi olarak, korkusu olarak bölüneceği, sorun yaratacak diye köşesinde yazabiliyor. Evet, buradan isterseniz biraz arabesk takılalım değil mi yani? Zaten bu çok arabesk yani. Bu konular, bu yaklaşım çok arabesk zaten. Arabesk'ten önce tek bir cümle... Esad kalırsa Erdoğan gider başlığı hangi gazete attı? Yurt Gazetesi'nin yayın yönetmeni, yani CHP'li bir milletvekilinin sahip olduğu gazetenin başlığı buydu. Esad kalırsa Erdoğan gider. Bu kadar. Başka yoruma gerek görmüyor. Bunu şey söylüyor zaten bu ziyarette. Şimdi bulmaya çalışıyorum bir taraftan ben de. Beşer Esad aynısını söylüyor. Şey giden tamam, CHP ekibinde birkaç gün önceki ziyaret sırasında olmuş. Aynısını söylüyor. Ben kalırsam onlar gidecekler ya. Evet. Katar ve Türkiye için söylüyor bunu. CHP'nin kime ümit hayırsın bağladığı söylüyor ortada. Zaten. Evet, Müslüm Gürses bizim çocukluğumuzdan, gençliğimizden beri dinlediğimiz Ferdi Tayfur gibi, Orhan Gencebay gibi gerçekten devletin tıpkı Kürtleri tanımaması gibi tanımadığı sanatçılar, TRT'ye çıkarmadığı dolayısıyla sanatçılar, hatta engellemeye çalıştığı tarz müzik yapan kişiler, ama halkın gönlünde yeri olan sanatçılar, bunu Müslüm Gürses'in vefatıyla birlikte bir kere daha görmüş olduk. Sivil düşüncede bunu biraz konuşalım. Yani Müslüm Baba'nın sizin açınızdan gönlünüzdeki yeri nedir? Şöyle söyleyeyim. Ve nasıl toplumsal açıdan nasıl bir anlam taşıyor bu tür müzisyenler, sanatçılar? Müzik tercihleri üzerine kafa yorduğumu söyleyerek başlayayım. Yani ben çok çeşitli müzik dinleyen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Belki 7 ırkın içerisinde çocukluğumu geçirmiş olmamın bunda etkisi vardır. Bütün müzik tercihlerini anlamaya çalışırım ve hepsini dinlerim. Bunların neden bu tercihlerin yapıldığına kafa yorarım. O açıdan baktığımda şunu görüyorum. Şimdi 3 arabesk müzik ismi, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses, diğerlerinden farklı olarak bir ekol meydana getirdiler. Bunlar bir dönem, özellikle 70'li yıllarda başlayarak, uzun süre yasaklıydılar. Ben şunu hiç unutmuyorum. Yani 76 yılını 77 yılına bağlayan yılbaşı gecesini, o zaman Bafra'daydım, bir ortaokul talebesiydim ve Ferdi Tayfur ilk defa TRT'de yasaklı olduğu bir dönem ilk defa bir parçası Merak Etmesen yayınlanacaktı. Daha sonra yine yasak devam edecekti. Sadece yılbaşı gecesi kalkıyordu.
Bu da bir paradoks değil mi? Yani aslında tabii, o müzik, o sanatçı yasaklı. Tabii. Ama siz o müzisyeni yılbaşında çıkararak bir ödül gibi sunuyorsunuz dinleyenlerimize. Şimdi orada normalde arabeskle, müzikle arası olmayan kişiler bile, belki 50-55 kişinin bir evde veya bahçesinde toplandığını çok iyi hatırlıyorum. Benim için çok önemli bir kilometre taşı bu. Orada çok büyük bir duygusal böyle alkış kıyamet, çok büyük bir gözyaşları içerisinde. Şimdi bir tablo oluşmuştu. Şimdi demek ki olay bir sosyolojik bir olay. Yani burada müzik parçasının baskılanan kitlelerin bir isyanı şeklinde bunu görüyoruz. Var olan ama devlet tarafından yok sayılan. Yok sayılan. Tıpkı Kürt sorunu gibi. Tabii. Bunun gibi bir şey. Buradaki isimler aslında bize bir şey, bu müzik tercihleri bize bazı sosyolojik kilometre taşlarını ve dönemleri de anlatıyor. Şöyle bir örnek söyleyeyim. Müslüm Gürses burada tabii daha rigid bir örnek. Yani daha böyle hani espriyle söyleyecek olursak Acılı Adana gibi. Hmm. Daha rigid bir örnek. Pardon. Evet. Üçünün şeyleri, doğum yerleri neresi? Adana, Urfa. Adana, Urfa ve şey Samsun. Orhan Gencebaş. Orhan Gencebaş Samsun. Sizden içeri yani. Evet. Ha. Şimdi orada buradaki itirazları, bazı toplumsal İtirazları anlatan örneklerdir bunlar. Yani arabesk deyip geçmek çok basit. Arabesk müzik konseptine uyuyor ama o sosyal itirazları dile getiriyorlar. Biraz daha farklı tonları var bu üçünün. Şimdi şöyle bir örnek üzerinden bakalım. 1980'de Türkiye bir dönüşüm yaşarken, orada daha böyle Türkiye'nin depolitize olduğu, sesini fazla çıkaramadığı bir dönemdir mesela 80-83 orası. Orada iki farklı refleksi görüyoruz. Müzik dili üzerinden ifade edecek olursam şöyle söyleyeyim. Buradaki kırılma noktasını daha böyle arabesk olarak niteleyebileceğimiz kırılma müzik parçaları üzerinden ifade edersek, Kibariye'nin Kim Bilir ile Bu Da Geçer, İbrahim Tatlıses'in parçaları bu kırılma noktasının arabesk diliyle söylenmiş örnekleri olarak ifade ediyorum. Daha entelektüel veya nasıl söyleyelim, başka bir sosyal sınıfın, yani orta sınıf ya da yukarıdaki sınıfın, şöyle söyleyeyim, orta sınıftan yukarıya olan itirazı da Sultaniyegah üzerinden, Sultaniyegah'ta Nur Yoldaş'ın seslendirdiği bir parçaydı. O da tepki görmüştü, sansürlenmeye çalışılmıştı. Bakın çok farklı iki örnek veriyorum özellikle. İkisinde protest yönü var biraz değil mi? Tabii. Yani orada da bazı şeyleri statikoya karşı bir hareket var. Onun üzerine de gidiliyor. Şimdi dağıtmadan söyleyecek olursam, buradaki sosyal itirazları dillendiren müzik tercihlerine üzerine gidiliyor ve şöyle deniliyor. Yani siz niye çıkıyorsunuz? Sizin dinlediğiniz müziğin kalitesi ve seviyesi aşağıdadır. İtiliyor. Ne oluyor? Normalde klasik müzikle arası bulunmayan Süleyman Demirel çıkıyor. İşte çağdaş Türkiye diyor. Şimdi klasik müzik dinleyin, bunu dinlemeyin diyorlar. Şimdi şöyle de diyemeyiz, yani arabesk dinleyin, klasik müzik dinlemeyin de dememek lazım. Bu çok önemli. Burada bütün tercihlere saygılı duymak zorundayız. Bu çok önemli. Ben bu müzik tercihlerinin hepsini zaman zaman dinleyen ve inceleyen bir kimse olarak burada yine bir toplumsal çatışma dinamiği görüyorum. Buradaki üç isimse o itirazları bütün lanetlemelere rağmen zaman zaman yaptılar ve en sonunda da işte Fazıl Say'la şey bile karşı karşıya geldi. Müslüm Gürses karşı karşıya geldi. Burada senin müziğin benimkinden daha üstündür ya da daha kalitelidir noktasında bir tartışma en büyük yanlıştır. İşte toplumsal kutuplaşmaları da burada bize anlatıyor bunlar. Yani bu tartıştığımız çözüm sürecine de bir şey, ışık tutması bakımından önemli. Devlet ne kadar yok sayarsa, ya saysın, bir realite varsa tabii, bu hiçbir zaman yok olmuyor. Toplumda varsa varlığını koruyor. Evet. Müslüm Gürses bunun açık bir göstergesi. Örneğin bir şey daha söyleyeceğim. En iyi örnek zaten nasıl halk nasıl karşıladı görüyoruz. Şimdi Orhan Gencebay mesela batsın bir dünya dediği için ne çok iyi bir örnektir. Bizim bu kameraman arkadaşlarımız da bu kanala, stüdyolarında bunu konuşmuşuzdur. Onun için bir cümleyle özetleyeceğim. Şimdi Orhan Gencebay batsın bu dünya diyerek melankolik veya negatif bir mesaj vermekle suçlanmıştır yıllardır. Ama adam kendini anlatamamıştır ve en sonunda söyledi. Hayır kardeşim diyor, batsın bu dünya, daha iyi bir dünya, daha iyi bir düzen kurulsun diye söylüyorum diyor. Bakın hala bile
Yani beni bir sen anladın, senden yanlış anladın durumu. Orada bile lanetleniyor. Bakın burada işte o toplumsal taleplerimizi, sesimizi duyurmak için yapılan ayrımcılık, zenci muamelesine karşı, bu sadece belli bir sosyal sınıfa ait değildir. Genel olarak bir problem. Bu ayrımcılığa karşı dünyanın değişmesini isteyen bir talep elbette var orada. Değerli seyirciler, Müslüm Gürses'i rahmetle analım, rahmetle hatırlayalım. Reklamların öncesinde Tamer Korkmaz arabesk müzik ve Müslüm Gürses'le ilgili değerlendirmelerini yapmıştı. Doğu Hoca da Müslüm Gürses'le alakalı bir şeyler söylemek istiyor. Onu rahmetle tekrar anarak, buyurun hocam. Şimdi ilginçtir. Benim kızım Fransa'da okuyor ve rahmetli Müslüm Bey vefat edince indirmiş müziğini tekrar dinlemiş ve rahmet diledim diyor. Şimdi bu 20 yaşında bir genç kız. Ben Müslüm Gürses dinlediğini ve bundan haz aldığını doğrusu bilmiyordum. Yani benim için yadırgadınız mı yani? Hayır efendim. Yani bu kadar modern, kentli, işte yurt dışında okuyan bir kızın bile Müslüm Gürses'i beğenmesi bana çok ilginç geldi. Bunu bir realite olarak bu neyi gösterir? Bu iki şeyi gösterir. Nereli dedim hani demin diye sordum. Kendisi Adanalı dediniz değil mi? Urfalı. Urfalı. Ferdi Tayfur Adanalı. Peki. Gencebay Samsunlu. Gencebay Samsunlu. Müslüm Gürses? Urfalı. Urfalı. Şimdi dikkat edin. Hepsi müziğini Türkiye'ye İstanbul üzerinden duyurdular. Evet. Bu neyi gösteriyor? Müthiş bir nüfus erozyonunu gösteriyor. Taşra'dan merkeze doğru. Türkiye'nin en kozmopolit yeri, yani kültürel olarak en karmaşık yeri İstanbul. O yüzden İstanbul'da böyle tek tip bir müzik olması mümkün değil zaten. Hep karışımlar ortaya çıkar. Peki Taşralı özellikle işte eğitimsiz, çok mütevazi ailelerinden gelen çocukların özelliği nedir? Müthiş bir tutunmak kaygısı, gelecek endişesi, öyle değil mi? Ve yorgunluk, bu çok önemli bir şey. Yorgunluk, hayat yorgunluğu bütün o gaile içinde. Ama bıkkınlık değil. Bak şimdi iki kavramı karşılıklı koyuyorum.
Yorgunluk ama bıkkınlık değil. Yenilmişlik. Çünkü yeniliyoruz. Daha da yenilelim ama diyor direnelim. Yani yenilip yerle yeksan olmayalım. Yenilmiş olabiliriz, direnelim. Bizim de zamanımız gelir. Ve bu insanlar, dikkat edin, kıyafetleriyle şu anda müziğin icra ettiği yer bile, değil mi? Oldukça yüksek kaliteli bir mekan. İcra ettiği müzik de öyle. Bir tür blues bu. Yani neredeyse bir tür Türk cazı denebilir. Cazla itirazla özdeş bir müzik türü. Evet, yükselmiş bir statü. Kimin adına yükselmiş bir statü bu? O içinden gelmiş olduğu kesimlerin içinde gelip hiç burnu büyüklük göstermeden onlar adına bir kazanmışlık var orada. Ve kimsenin gözüne de sokmaz bunu. Çok derecede mütevazidir. Ondan sonra dikkat edin, burada bir isyan var bütün bu müzikte. Ama bu isyan şey değil, eyleme dönüşmüyor. İdeolojik bir şey değil. Evet. Bu isyan kadere bir isyan ve bu kaderi de sabit bir karabasan olarak görmüyor. Yani altında kalıp ezilecek bir şey olarak görmüyor. Bunu müzikle aşıyor ve aşkla aşıyor. Bunların hepsi aşk adamları, dikkat ederseniz. Müzikle ve aşkla. Müzik de aşkla evrensel bir dil. Bütün insanların paylaştığı duygular bunlar. Müzik ve aşk. Ve bu adama baba deniyor, dikkat ederseniz. Ama bu şimdiye kadar mesela devlete atfedilmiş olan bu nitelik, babalık, resmi bir otorite değil bu. Onları anlayan, şefkatli, onların acılarını paylaşan ve bu acıyı hem kendi hayatına yansıtan, mesela Muhterem Nur'la evliliği ve o evliliğe sadakati falan filan, ondan sonra da onların acılarını paylaştığına ilişkin o kadar sahici bir duruşu var ki insanlar kendilerini jiletliyor ve o lekeyi, kan lekesini, seni anlıyorum, beni anladığını da bak bu nişanla gösteriyorum türünde bir tür neredeyse kanka, acı kardeşliğine, kan kardeşliğine dönüşüyor. O yüzden şimdiye kadar bellediğimiz baba tipinden farklı bir şey bu. Bu sevecen, koruyan ve anlayan. Devlet baba gibi değil yani. Değil. Şimdi çok ilginçtir. Burada kadın belki konusuna da geçerken bu baba kavramı üzerinde dururuz. Dikkat edin, bizde devlet baba imgesiyle hep bellenmiştir. Vatan da kadın simgesiyle, anadır. Ve anayla baba arasındaki hukuku da hepimiz biliyoruz. Yine burada müzik bir noktaya getirdiniz abi Seyir. Evet, biz Celal Bey'in Kadınlar Günü'nü kutlayarak devam ederiz. Şimdi Müslüm Gürses'le ilgili söyleyecekleriniz varsa alalım. Bugün yani, Doğuca dedi ki ya bu 8 Mart Kadınlar Günü'ne rast geldi program. Muhakkak konuşmamız lazım dedi. Ben de buyurun konuşun dedim yani. Ne diyeyim, doğrudur, konuşmak gerekir. Kadınlar Günü'dür. Bu sene Kadınlar Günü 3 ana temada kutlandı. Bir tanesi şiddet, kadına şiddet unsuru son dönemde son derece yaygınlaştığı ve görünür hale geldiği için. İkincisi barışın kurucusu olarak kadın ögesi, geçtiğimiz içerisinde yaşadığımız sürecin bir parçası olarak bütün çözümün öncüsü olsunlar arzusuyla. Bir de kadının toplumdaki yeri itibariyle işte daha önde olsun, daha yönetici pozisyona gelsin noktasından. Eskiden daha çok kadının toplumdaki yeri, işte şu kadar milletvekili var, şu kadarı bakan, şu kadar işte yöneticimiz var falan diye söylenirdi. Onlar da bugün dile getiriliyor ama o sanki daha geri planda kalmış durumda. Daha çok kadına yönelik şiddet, bu aslında bir erkek sorunudur, kadın sorunundan ziyade. Dolayısıyla erkeklerin şiddeti demek ve onu orada eleştirmek gerekiyor. Barışın kurucusu olarak da kadın son derece ön plana çıkması gereken ve desteklenmesi icap eden bir olgudur. Başbakan da bunu çok iyi yapıyor ve diğer toplum kesimleri de barış konusunda kadını öne sürüyor. Çünkü aileyi kuran da, yuvayı yapan da kadındır. Dostluğu, barışı sağlayacak olan da büyük oranda kadındır. Onun yumuşaklığı, şefkatidir diye Kadınlar Günümüzü de kutlamış olalım. Evet. 9000 kadını polis koruyormuş.
Şehşet bir haberdi gerçekten bugün. Ben de dikkatimi çekti. Yani doğruysa gerçekten dehşet verici bir şey bir taraftan. Ama bir taraftan da insan şunu sormadan edemiyor. Şimdi kocasıyla aynı yastıkta, aynı evde, aynı odada kalan bir kadını polis ne kadar ve nasıl koruyabilir? Koruyamayacak. Bunu polisle korumak mümkün müdür? Değil. Bunu toplumsal olarak, sosyal olarak, eğitim olarak veya başka şekillerde nasıl çözmek lazım? Tabii farklı ve başlı başına ayrı bir konu ama gerçekten dehşet verici bir şey. Evet, bu soruları Türk erkeğine, Türkiye'deki bütün erkeklere sorduğumuz zaman cevap şu, otur sıfır. Bu kadar açık söyleyeyim yani. Bu konu ben... Ne yapacağız? Bu konu karamsar bir tablo çiziyor ve henüz daha gerçek anlamda özgürce tartışılabildiğini düşünmüyorum. Daha tartışma noktasına gelemedik. Bu kadar... Bugün bile kadınlar gününde öldürülen kadınlar var. Evet. Demek ki 40 saatte bir kadın öldürüyor. Şimdi bakın, 40 saatte bir. Bir kadınlar günü varsa, yani kadınların bir günü var, erkeklerin 364 günü var bu durumda. Durum vahim yani. Bir kadınlar günü hala varsa sorun var demektir zaten. Bu da bir ayrımcılık. Zaten Tamer, evet. Öyle söylüyorlar. Şimdi başbakan diyor ki kadınlar sahip çıksın şu terörizmin bitmesine. Evet. Ama kadına karşı terörizme hiçbirimiz toplu olarak karşı çıkmıyoruz. Buradan dile getirin. Evet, burada herkesin kabahatli olduğu, yani bütün erkeklerin kabahatli olduğu en önemli alan bu. Yani burayı nasıl tartışmaya başlayacağız? Bu tartışıyormuş gibi yapıyoruz burada. Bravo. Bu kadar basit yani. Bu Türkiye'deki en karamsar konuların başında geliyor bence. Bana şu da çok garip geliyor. Aile Bakanı işte şu kadar elektronik kelepçe, bu kadar kadını polis korumaya aldı falan gibi böyle zeci tedbirler üzerinde duruyor. Zeci palyatif. Palyatif yani. Demek daha doğru olur bence de. Yani ve bununla övünüyoruz. Bakanlık olarak övünüyoruz. Bana çok hiç gerçekçi gelmiyor ve bu sadece kendimizi kandırdığımızı düşünüyorum. 9000 kadının polis tarafından korunması ne demek ve ne kadar koruyabilir? Bu mümkün değil. Bu noktada polisi suçlamak da çok yanlış bir şey. Yani polis nasıl koruyacak ya? Bir evin içerisinde karı koca aynı karyolada yatıyorlar. Nasıl olacak yani bu iş? Polis ne yapabilir yani? Bunlar zaten ayrılmış oluyor ve erkek kadına yaklaşmıyor. Burada Tamer'in söylediğine bir şey ekleyeyim. Bak demin devleti baba olarak nitelendiriyoruz ya. Devlete erkeklik atfettiğinde erkeğin bu suçuna müsamaha gösteriyor. Bak namus diyor ceza indirimi. Kıskançlık diyor ceza indirimi. Ondan sonra işte şikayet ediyor kadın, diyor ki ya işte kocam beni dövüyor. Ben biliyorum ya, şeyin tam köşesinde Kızılay'da Meşrutiyet'in tam köşesinde adamın biri evre çevire bir kadını dövüyor. Polis geldi, müdahale etti. Ondan sonra geri çekildi. Karısıymış ya diyor. Şimdi karısı olunca döver sanki. Tamam. Ben bunu gözümle gördüm. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer siz devlete ve otoriteye erkeklik atfederseniz bu gaddarlığı yapan erkek de erkeği korur kardeşim. Biz etnik devlet, cinsiyet işi olan devlet değil. Biz iyi devlet, kötü devlet diye eğer tasavvurda bulunursak, İşte anayasamızda da etnik aidiyeti olmayan... Üçüncü cinsiyet söylemeyin de olabilir iyi veya... Üçüncü cinsiyetten bahsediyorum. Buyurun. Şöyle bir cümle de söyleyeyim yani. Buraya böyle bir hani böyle vurgulu bir cümle lazım. Burada hani 9000 kadını polis koruyacak cümlesine şöyle bir ironik yaklaşalım. Buradaki kadınları kadın polis koruyabilir ama erkek polis de döver. Bu kadar söyleyeyim. Böyle acıtıcı cümleler lazım. Evet, bravo. Peki, çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldiğimizi söylüyor yönetmenimiz. Değerli seyirciler, Sivil Düşünce'nin bu akşam yine sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.